Zafer Bey arıyor. İçeride bırakmışsınız. Tamam tamam. Bunu orta sehpaya götürür müsün? Tabii ki. Ah, müziğin sesini de kısar mısın? Hemen Yel Hanım. Alo aşkım. Nihal, neredesin? Bahçedeyim. Hayatım, telefon içeride kalmış. Şu telefonu yanından ayırma demiyor muyum ben sana? Tamam hayatım, haklısın. Bir daha olmaz, söz. Sen geliyor musun? Hazır atayım mı sofrayı? Yok, ben de onun için aradım. Geç gelirim, bekleme beni. Ama dün akşam da geç gelmiştin. Şu Orta Doğu yatırımcılarla yemek yenecekmiş. Babamın son dakika işlerinden biri de. Ben oraya yetişmeye çalışıyorum şimdi. Nihal? Nihal, orada mısın? Alo. Alo Nihal. Nihal, orada mısın? Buradayım. Nihal? Buradayım. Nihal, iyi misin? İyi misin Nihal? Nihal, iyi misin? Hoş geldiniz. Merhabalar hanımefendi. Hoş bulduk. Nihal ve Zafer Karahanoğlu. Tabii tabii biliyorum. tanıdım yani sizi. Doktor hanımla randevumuz vardı. Tabii. Ben hemen haber veriyorum kendisine şimdi sizin geldiğinizi. Yalnız biz doktor hanımın yanına ayrı ayrı girmek istiyoruz. Eğer tabii kendisi için de uygun olursa. Tabii ben hemen iletiyorum kendisine. Siz de buyurun oturun lütfen dinlenin. İçecek bir şey alır mısınız? Hayatım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Hemen çıkıp iniyorum. Gir. Tunacığım. Hocam, Nihal ve Zafer Karahanoğlu geldiler de ona haber vermek istedim. Öyle mi? Peki. Hocam, Nihal Hanım o dergilerde falan gördüğümüzden çok daha güzelmiş biliyor musunuz? Ya teni mermer. Yani bu eşi de çok zarif. Ben şimdi tabii onları ilk defa görüyorum canlı canlı şey. Böyle bir girdiler bunlar kapıdan böyle sanki böyle bir film sahnesinden geçermiş gibi yani böyle. Ya Nihal Hanım zaten güzelliği tescilli biliyorsunuz. Onun güzellik yarışmasında birinciliği var. Ben zaten çok net hatırlıyorum o seneyi. Yani ben de onu tutuyordum çünkü bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Çok net hatırlıyorum. Böyle bir elbise giymişti onun omuzları da şeydir. Böyle tam böyle üst bedenine oturuyor elbise tamam mı? Böyle bir şey mavisi böyle çivit mavisi herhalde böyle buraları böyle böyle dökümlü dökümlü böyle drape mi diyorlar, dekaje mi diyorlar. Öyle bir elbise vardı. O kadar güzel ki yani herkes onu... Çenem düştü benim de. Ay böyle tanınan isimler gelince ben de ondan herhalde... Ben heyecanlandım mı nedir şey oldu. Hadi söyle gelsinler. Peki hocam yalnız ayrı ayrı gelmek istiyorlar. Hay hay nasıl isterlerse. Tamamdır Nihal Hanım'ı gönderiyorum o zaman. Gönder Tunacığım. Tamamdır. Tunacığım. Ne zamandır seninle karşılıklı birer kahve içemedik. Bir ara mutlaka yapalım olur mu? Tabii hocam çok isterim ben de. Çok güzel hocam. Çağırıyorum ama yani göreceksin. Neyse ben daha fazla Tuna. Bir şey... Tamam. Yine konuşursun. Tuna belli ki çok etkilenmiş bu çiftten. Ben de merak ettim doğrusu.
Bazen bazı danışanlar ilk günden etkiler insanı. Bakalım bu çiftte Tuna'nın anlattığı kadar var mı? Nihal Hanım, buyurun alabilirim sizi doktor hanımın yanına. Ben de eşlik edeceğim size üst katta doktor hanımın odası. Girin. Buyurun. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk doktor hanım. Buyurun lütfen. Ben paltonuza yardımcı olayım isterseniz şöyle asacağım. Çok mersi. Rica ederim. Buyurun. Teşekkürler Tunacığım. Merhaba. Tekrar. Merhaba. İnsan bocalıyor. İlk defa böyle bir şeye kalkıştık da biz. Nasıl bir şey? Böyle terapi falan. Yani çok doktora gittik de buna ilk defa deniyoruz. Öyle mi? Psikiyatri herkesi baştan biraz korkutur. Ama birkaç dakika sonra hepsi geçer. Hatta buraya gelenlerin çoğuyla bir süre sonra hem dost hem de sırdaş oluruz. Sizi de tanıdığıma çok memnun oldum Nihal Hanım. Teşekkür ederim doktor hanım, ben de. Çok doktora gittik dediniz. Nedir şikayetiniz? Doktor hanım, ben biraz rahatsızım da. Nasıl bir rahatsızlık bu? Benim içim çok sıkılıyor. O kadar çok sıkılıyor ki... Hani bazen her yerim uyuşuyor. Geceleri uyuyamıyorum. Elim ayağım titriyor. Mide bulantısı başlıyor sonra. Zaten hiçbir şey yiyemiyorum. Sık sık başım dönüyor. Böyle düşecek gibi oluyorum. Düşüyorum da zaten. Bayılıyorum yani. Ne zamandır var bu şikayetleriniz? Evlendiğim günden beri. Daha önceleri? Daha önceleri çok gençtim. Çocuktum neredeyse doktor hanım. O zamanlar bir şeyim yoktu. Ben... inanın bıktım doktor hanım. Herkes benim durumuma çok üzülüyor. En çok da Zafer. Eşim yani. Bir sürü doktora gittik. Onlarca tetkik yaptılar. Bir şey bulamadılar. Sonra Zafer beni özel bir hastaneye yatırdı. Bir hafta kadar orada kaldım. Her şeyi tek tek incelediler. Bir türlü teşhis koyamadılar. Sonra psikiyatristler geldi. Bir sorununuz var mı diye soruyorlar bana. Allah'a şükür hiçbir derdim yok. Mükemmel bir hayatım var benim. Sonra ilaçlar verdiler. O ilaçlar sersem etti beni. Hiçbir işe yaramadılar. Ben de bıraktım, attım, içmedim. Yani artık doktorlara da güvenim kalmadı. Ay. Lafım size değil, sözüm meclisten dışarı. İnşallah buradan eli boş dönmeyiz. Yani ben kendimden daha çok Zafer için istiyorum bana ne olduğunu bulmasını. Kendinden çok eşi için düzelmek istiyor. Demek eşi Nihal'den daha fazla üzülüyor bu işe. Bir yandan da eşinin ona gösterdiği ilgiden gurur duyuyor. Anlıyorum. Az önce mükemmel bir hayatım var dediniz. Biraz anlatsanıza hayatınızı. Tabii. Harika bir kocam var. Harika bir kızım var. Eşimin ailesi beni çok sever. Ben de onları çok severim. Çok güzel bir evimiz var. Her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Her şeyim var demek. Bu mükemmel tabloda bir şeyler eksik olmasa karşımda olmazdın ki Nihal. Anlattıklarında değil, anlatmadıklarında neler saklı acaba? Görünen yaraya pansuman kolay.
Asıl mesele gizli gizli kanayan yarayı bulmak. Öyle. Başka da ne anlatsam bilmiyorum ki. Doktor hanım, o kadar uğraşıyoruz, didiniyoruz ama yok. Yani sonuç yok maalesef. Çok zor bir bilmece sorduğundan emin. Kimsenin çözemediği bu gizemin nasıl olsa benim de çözemeyeceğime inanıyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Dedim ya, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Nasıl geçiyor peki günleriniz? Kızımın okuluyla ilgilenirim. Evle ilgilenirim. Yani evlilik çok zamanımı alıyor zaten. Nasıl zamanınızı alıyor evlilik? Yani işte çok uzun zamandır birlikteyiz. Kolay değil. Zafer'in işleri, evin işleri, evdeki çalışanlarımız. Birkaç dernek var ilgilendiğimiz. Ben bayağı uğraşıyorum onlar için. Kızımın okulu, demin de söylediğim gibi. Davetler var. Hem benim organize etmem gerekenler var, hem de katılmamız icap edenler var. Böyle. Bunların hiçbiri evliliğinle ilgili değil ki Nihal. Hepsi evliliğinin sana getirdiği sorumluluklarla ilgili. Anladım. Belli ki bayağı yoğunsunuz. Evet. Eşinizle nasıl tanıştınız? Ben güzellik yarışmasına katılmıştım. Orada birinci olunca Zafer'in bir arkadaşı tanıştırdı bize. Çok şükür ilk günden beri hiçbir sıkıntımız olmadı. Zafer el üstünde tutar beni. Gözümün içine bakar. Çok mutlu bir evliliğimiz var bizim. Sizce bu hastalığınızın gündelik hayatta yaşadıklarınızla bir ilgisi olabilir mi? Nasıl yani? Yani bir şeye üzülünce, kızınca artıyor mu? Evet. Kızınca, üzülünce, yani dediğiniz gibi sizin böyle pat diye düşüp bayılıyorum ben. İşte ilk ipucu geldi. Kızınca ya da üzülünce pat diye düşüp bayılıyor demek. O yüzden de herkes beni üzmemeye özen gösterir. Yüksek sesle bile konuşmazlar yanımda. Cam bir biblo gibi el üstünde tutuluyor. İncinmesin diye pamuklara sarılıyor. Etrafındaki herkes de onu ürkütmemek için parmak ucunda yürüyor belli ki. Oh ne âlâ. Ben olsam ben de bayılırım vallahi. Belli ki hem evdekiler hem de yakın çevresi bayılsın diye ellerinden geleni yapmışlar. Zafer Bey ne yapıyor böyle zamanlarda? Zafer çok telaşlanıyor, çok üzülüyor. Ne zaman bayılsam bütün doktorları başıma toplar. Ben de üzülüyorum tabii eşimi böyle telaşlandırdığım için ama ne yaparsınız? Hastalık bu, elimde değil ki. İnsan hasta olmayı hiç ister mi doktor hanım? İster tabii, istemez olur mu? Özellikle de böyle bebek gibi bakılıyorsa. Kaç yaşındaydınız Zafer Bey'le evlendiğinizde? 20. Dedim ya, gözümü açtım Zafer'i gördüm ben. Peki kendi evinizde ailenizle nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Normal, herkes gibi. Babam memur, annem ev hanımıydı. Abla. Şş. Ya abla. Ne var ya? Acıktın mı? Gelir şimdi annemler, bekle biraz. Of. Geldiler işte. Ne oldu? Yine ne didişiyorsunuz siz? Anne nerede kaldınız ya? Acıktım ben. Of, tamam oğlum, yaparım bir şeyler. Canım çıktı alışverişte. İki dakika dinleneyim. Ya bana krampon aldınız değil mi? Dizlik de. Haftaya maçım var ya. Oğlum ne kramponu? Kramponu nereden çıkardın şimdi? Anne çok güzel. Yine mi ona bir şey aldınız? Onun bir sürü elbisesi var zaten. Oğlum sen aklın vermediği işe karışmasana. Aklın vermediği şeye mi? Onun elbisesi var, benim kramponum yok. Ama siz yine gidip ona elbise alıyorsunuz. Oğlum, ablamla okulun çayında giyecek, insan içine çıkacak. Karışmasana bir sen. Ya çok güzel oldu, tam üstüne göre oldu. Bak Ömer. Oha, oha anne bu ne?
Bu kadar para verildi mi buna? Ya oğlum amma abarttın. Taksitle aldık. Ablan için feda olsun, ödenir o. Önemli olan onun geleceği. Önemli olan onun geleceği. Demek Nihal evin proje çocuğu. Gayet sıradan, hatta sıkıcı bir hayatımız vardı bizim. Tek umutları bendim. Nasıl yani? Yani annem de babam da Nihal hayırlı bir kısmet bulsun, iyi bir eş bulsun, ailemizi kurtarsın derlerdi hep. Sağ olsunlar. Onun için çok özenli davrandılar bana. Dedikleri gibi de oldu. Hayat zaferi çıkardı karşıma. Ben hayatı zaferle öğrendim. Her söz zafere çıkıyor. Kendisiyle ilgili zaferden öncesi yok gibi. Sanki hep kocasıyla var olmuş bu dünyada. Çocukken de bayılır mıydınız? Ay yok. Demin de söyledim ya, çocukken grip bile olmazdım ben. Yani hiç çocukluktan falan gelen bir şey değil, ırsi de değil. Ailede kimse de yok. Kapat bu konuyu diyorsun yani. Oradan bize ekmek çıkmaz diyorsun. Ya da tam tersi, aradığımın orada olduğunu biliyor, beni bilerek uzaklaştırıyorsun. Doktor hanım, bırakalım geçmişi. Biz bugüne gelelim. Neyim var benim? Ayılırken ağlama oluyor mu? Evet. Ayılırken ağlama oluyor. Saatlerce hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Böyle zamanlarda eşim sağ olsun hiç başımdan ayrılmaz. Elimi tutar, saçımı okşar. Düzelmemi bekler yanı başıma. Eşiniz sizinle çok ilgili. Ne güzel. Öyle. Allah bozmasın. Nihal Hanım, bu hastalık sizi çok yoruyor değil mi? Çok. Hem de nasıl? Çok halsiz bırakıyor bir kere. Bu tür psikolojik rahatsızlıklar nedensiz değildir. Sizce neden hastalandınız? Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Bana mı soruyorsunuz? Evet. Ben neden hastalandığımı bilsem burada ne işim var doktor hanım? Anlattım size her şeyi. Yani o kadar çok istiyorum ki bulunmasını. Gerçekten çok istiyorum. Aslında sakın bulma diyorsun. Bırakalım böyle devam etsin. Ben halimden, bu rolden memnunum diyorsun. Ne çocukluğunda yaşadıklarını, ne de bugünün sorunlarını konuşmak istiyorsun. Önüme bir duvar örüp, hadi bulun beni diyorsun. Sen böyle saklandıkça, aramıza yüksek duvarlar ördükçe ben seni nasıl bulacağım Nihal? İyi olmak, sağlıklı olmak neden bu kadar korkutuyor seni acaba? Bu adı konmayan hastalık hangi eksiği kapatıyor bu hikayede? Bugünlük bana daha fazlasını anlatmayacağım belli. Bakalım kırmızı odada senin de duvarının ötesini görebilecek miyiz? Peki Nihal Hanım, bugün sizi daha fazla yormayalım. Ama inanın ki kimse durup dururken hasta olmaz. Bazen hayat bütün kapıları kapatır, bize hasta olmaktan başka çare bırakmaz. Bir başka seansta bunları sizden uzun uzun dinlemek isterim. Ama ben anlatacağımı anlattım. Yani siz sorsanız da bundan ötesi yok ki. Var Nihal Hanım, var. Zaten ben sormayacağım. Göreceksiniz, siz bana anlatacaksınız. Belki ben arada bir anlatacaklarınızı görmenize yol gösterebilirim. Sizi şimdi biraz aşağıda dinlenmeye alalım. Ben de eşinizle görüşeyim. Bitti mi? Bugünlük bu kadar yeterli. Peki.
hem bütün yolları kapatıp duvarların arkasına saklanıyor. Sonra da beni neden bulmuyorsun diye bana sitem ediyor. Haftaya bekliyorum. Teşekkür ederim doktor hanım. Nihal nasıl geçti? Bilmiyorum. Hemen attı beni başından. Baksana. Ya iki çift laf ettik. Siz çıkın eşiniz gelsin dedi. Anlattı mı rahatsızlığını? Anlattım. Ama çok ilgilenmedi sanki. Bu sefer. Buradan da bir şey çıkmayacak bence. Dur bakalım. Bir de ben konuşayım. Ya seninle de ilgilenmezse? Benim için taburalara kadar geldin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olur mu canım öyle şey? Ne demek senin için? Bir de ben göreyim doktor hanımı, sonra konuşuruz. Hadi sen ayakta durma. Geç, otur şöyle. Nedir bu? Papatya çayı. Zafer Bey mutlaka içsin dedi. Odasında mı? Hı hı, odasında. Teşekkürler. Afiyet olsun. Anne! Anne! Ben prenses oldum. Aa! Gel bakayım buraya prenses. Ben sana kaç defa söyleyeceğim bununla oyun oynamak yok diye. Oyuncak değil ki bu anneciğim. Anne tak sana bir. Aa, hayır canım. Ya lütfen hadi. Peki. Gel bakalım. Ta 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 ta. Nihal Hanım iyi misiniz? Zafer'i çağır. Hemen. Anne! 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 Anne iyi misin? Zafer Bey, Nihal Hanım yine fenalaştı.
Hoş geldiniz Nihal Hanım, Zafer Bey. Hoş bulduk Tuna Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Doktor Hanım müsait mi? Müsait, sizi bekliyor. Buyurun, tam vaktine geldiniz. Hemen geçebilirsiniz yanına. Hadi hayatım, ben buradayım. Doktor Hanım'ı bekletmeyelim isteriz. Zafer Bey, ne ikram edelim size? Çayımız var taze, ya da güzel bir kahve yaptırabilirim. Bir kahvenizi alırım, zahmet olmazsa. Tabii, nasıl olsun kahveniz? Sade lütfen. Girin. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Nasılsınız? Nasıl geçti bu haftanız? Aynı. Pek bir değişiklik olmadı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz peki? Bayılmalar tekrarladı mı? Evet. 3 kere daha bayıldım. Bir haftada 3 kez yani. Bu hep böyle olacak diye artık çok korkuyorum. Anlıyorum Nihal Hanım. Şimdiye kadar yapılan bütün tetkiklerinizi Zafer Bey'den istemiştim. Hepsini ayrıntılı bir şekilde inceledim. Öyle mi? Hı hı. Şimdiye kadar sizi çok değerli meslektaşlarım muayene etmiş. Bazısını bizzat ben de tanıyorum. Hepsi de alanlarında ülkenin en iyilerinden. Her şeye baktınız demek. Bütün sonuçlara. Evet. Neden şaşırdınız? Yani geçen sefer gelişimde pek ilgilenmemiştiniz benimle de onun için şaşırdım. Bense hiç şaşırmadım böyle demene. İlgi görmek en azından bu dönemde hayatının tek amacı ve anlamı haline gelmiş. Ben de onu sana bugün bol bol vermeye çalışacağım. Hiç olur mu öyle şey Nihal Hanım? Geçen seferki gelişinizi bir tanışma buluşması olarak düşünelim. Ben bütün hastalarıma çok kıymet veririm. Yakın zamanda sizinle de çok iyi dost olacağımıza inanıyorum. Umarım. Peki sizin gözünüze bir şey çarptı mı tetkiklerde? Yani diğerlerinin gözünden kaçan bir şey. Hayır Nihal Hanım. Rahatsızlığınızın hiçbir fiziksel nedeni görünmüyor. Daha önce de size söylendiği gibi. Uyduruyorum diye düşünüyorsunuz değil mi? Yok, hayır. O an gerçekten de bayıldığınızı düşünüyorum. Yok, ben biliyorum. Diğer doktorlar da öyle düşünüyor. Mahsustan yaptım sanıyorlar. İnanmıyorlar bana. Hani neredeyse numaradan bayılıyorsun demeye getiriyorlar. Benim de böyle düşünmemden korkuyorsun değil mi Nihal? Oysa ben hiç öyle düşünmüyorum. Seni buna zorlayan kim bilir ne tür acıların var da... işte ne sen ne de ben henüz bunları bilmiyoruz. Onlar bedensel bir hastalığınız yok demek istemişlerdir. Bedensel bir hastalığınız olmasa da ruhsal bir hastalığınız olduğu kesin. Nasıl yani? Ben ruh hastası mıyım? Deli miyim ben? Tabii ki deli değilsiniz Nihal Hanım. Ruhsal sorunları olan herkes deli değildir. Hepimizin böyle sorunları var. Çağdaş dünyada çok normal artık bu. Sizin de bu sorunlara bağlı şikayetleriniz oluyor. Bu psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık. O yüzden de tetkikleriniz normal çıkıyor. Ama tetkiklerinizin normal çıkması sizin hasta olmadığınızı göstermiyor. Çok özür dilerim. Ben anlamıyorum. Siz şimdi bana inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum Nihal Hanım. İnsan bunları kendine mahsus yapmaz. Biz doktorlar semptomların peşine düşmekten karşımızda oturan insanı gözden kaçırabiliyoruz bazen. Ama merak etmeyin. Kırmızı odada benim gözüm hep sizin üzerinizde.
Siz ne anlatırsanız ben ona inanırım. Ne anlatırsam? Öyle mi? Benden beklediği ilgiyi bulmak onu nasıl rahatlattı? Onu ciddiye aldığıma inanınca omuzlarından bir yük kalktı sanki. Şimdi kendini daha güvende hissediyor burada. Ama bana hala gardını indirecek kadar güvenmiyor. Peki bir şey çıkar mı sizce? Yani siz bulabilecek misiniz bana ne olduğunu? Bazen görünen şeyler çok yüzeysel olabiliyor. Asıl sorunu anlamak için daha derinlere bakmak gerekiyor. O derinlerden de bu odaya eli boş döndüğümüzü pek hatırlamıyorum. Ne yapacağız peki? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Siz ne isterseniz onu. Bana ne anlatmak istersiniz? Bilmem. Yani böyle bir anda sorunca da insanın aklına hemen anlatacak bir şey gelmiyor. Son zamanlarda sizin canınızı sıkan, sizi üzen ne var Nihal Hanım? İsterseniz oradan başlayın. Ufak tefek gündelik şeyler dışında pek bir şey yok aslında. Hemen direnç gösteriyor. Sanki açık vermemek için kolluyor kendini, saklıyor. Ruhunun derinliklerine saklanan ve ona çok acı veren gerçeklerin ilacı olarak ortaya çıkmış bu bayılmalar. Ben şimdilik onun içini bunca acıtan sorunların ne olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, bir zamanlar ona ilaç olan bu bayılmalar giderek hayatına daha büyük sorunlar yüklemiş. Bakın doktor hanım, ben bu hayatı çok bekledim. Çok istedim, çok hayal ettim. Onun için de şikayet edecek bir tek şeyim bile yok benim. Nasıl bir hayat bu? Peri masalı gibi. Hep istediği hayata kavuşmuş ama bir şey eksik. Neyin eksik olduğunu Nihal de bilmiyor. Onun için mutsuzluğunu dili değil bedeni söylüyor. Oh ne güzel. Demek peri masalı gibi bir hayatınız var. Peki öncesi, bu masaldan önce nasıldı hayat? Kızım emesene başını. Tamam. Ha, ileri bak şimdi ileri. Çok yukarı değil. Çok düşürme. Tam böyle. Heh. Yürü şimdi. Yürü. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Korka korka değil kızım. Ya acık kendine güvenli ol. Anne. Acıktım ben. Oğlum senin elin ayağın tutmuyor mu? Kalk kendine koy bir şey ye. Görmüyor musun çalışıyoruz şurada ablanla? Ne çalışıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Oğlum sen dersine baksana, karışmasana. Sen dersine çalış, o yürüyüşüne çalışsın. Herkes anladığı şeyi yapsın şu evde. Niye ablam salak mı anne? Onun kafası basmıyor mu derse? Tamam yeter bu kadar. Hayda. Kızım sen ne bakıyorsun kardeşine ya? Oğlum sen anlamazsın bu işlerden şimdilik. Bak senin o çalıştığın ders bizi kurtarır mı bilmem ama ablan hem bizi hem kendini kurtaracak. Deniz kalk aç şu kapıyı. Babandır. Anahtarını almamış işte yine. Hadi kızım sen devam et. Ya istemiyorum yeter yoruldum. Kibar ol biraz ya kibar. Ne o el kol hareketleri yüzünün aldığı şekiller falan kaba saba. Boşuna mı uğraşıyorum ben burada? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o yarışmada ilk 20'ye bile giremezsin. Çok da umurumda. Olsa iyi olur. Hoş geldin. Hayrola? Ne bu hal? Sevim, bir içeri gelsene konuşalım. Hayırdır inşallah. Yine ne oldu? Gel anlatacağım. Aslı Gayhan'da yatırdı kesin bütün parayı. Yok artık. Geçen seferden sonra yapmaz bir daha. Sen öylesin. Yapar mı ya? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Bak işte yine atlara gitmiş maaş.
Bakalım bu evden ne satılacak. Geçen gün öyle demiyordun ama. Yarışı kazanınca gittin hemen kızın elbiseler almaya başladın. Baba seni kahretsin ya, kahretsin. Olsun canımı da kurtulayım sefaletten. Nereye? Makarna yapacağım kendime. Öleyim mi açlıktan? Sen de ister misin? Sen bilirsin. Yakında onu da bulamayacağız zaten. Yesen iyi olur. Yani sen zengin bir koca bulup bizi kurtarana kadar demek istedin. Belki o zaman portakalları da yeriz. Sevim, Sevim niye ağlıyorsun? Sevim ağlamasana. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Yemin ediyorum, bak yemin ettim. Ya bu kaçıncı yemin? Kaçıncı yemin? Allah'ım al canımı da kurtar beni şu sefaletten. Kurtar. Anlatacak pek bir şey yok aslında. Normal, sıradan bir aileydik işte. Geçen sefer de anlatmıştım ben aslında bunları size. Geçmişin yanına bile yaklaşmıyor. Çok canı acıyor olmalı. Nihal, Nihal diyebilirim değil mi? Tabii ki, lütfen. Bu haftaki bayılmalardan önce olağan dışı bir şey yaşandı mı? Yani tetikleyecek bir söz, bir olay, bir haber mesela. İlkinde yardımcımız sağ olsun tam zamanında çağırmış Zafer'i. Diğerinde kayınvalidem vardı. Diğerinde de Zafer yanımdaydı. Şeyden konuşuyorduk. Şeyden. Ateşin yok. İyi. Ağrıların nasıl? Daha iyiyim hayatım. Sağ ol. Başın? Ağrıyor biraz. Ama o da geçer birazdan. Aa, kahve mi içiyorsun? Ben de isterim. Hem beraber içeriz. Canım lütfen olmaz. Yani erkenden uyuyup dinlenmen lazım. Selen Hanım, siz Nihal Hanım'a bir papatya çayı hazırlarsınız ha? Hemen hazırlarım. Selen Hanım, Filiz uyudu mu? Uyudu, merak etmeyin. Bütün ödevlerini de yaptı. Ay, çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Selen Hanım, biraz dikkat etseniz. Tamam efendim. Çok özür dilerim efendim. Hemen temizlerim. Abi, televizyonu götürmeseniz. Bu hafta Beşiktaş'ın maçı var da. Yapacak bir şey. Nihal. Nihal ne oldu? Nihal. Nihal iyi misin? Nihal. Nihal bana bak. Nihal. Nihal iyi misin? Nihal. 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 Havadan sudan konuşuyorduk işte.
Filiz'in okulundan falan özel bir şey yoktu. Yine kaçıyor. Üstelik galiba ne kadar hızlı kaçtığının kendisi de farkında değil. Otomatiğe bağlamış artık. Onu biraz cesaretlendirmeliyim. Ben insanların çok kutsal olduğuna inanırım. Belli ki Tanrı bizi yaratırken çok özenmiş. Hiçbir canlıya vermediği özellikleri vermiş bizlere. Bol bol akıl fikir vermiş ama bir o kadar da duygu yüklemiş. Psikiyatri bilimi en çok da bu duyguların aldığı yaraları iyileştirmeye çalışır. Yani akıllı olduğumuz kadar hassas yaratılmışız. Çabuk üzülür, çabuk kırılırız. Kırılan kalpleri tamir etmek, kalpteki acıları hafifletmek çoğu zaman zor oluyor. Kendi kendimize bunlarla başa çıkamıyoruz. İşte şu anda ben de tam olarak bunun için varım. Nihal, annen ne diyor bu duruma? Annem mi? Annenle baban da rahatsızlığın için çok endişeleniyor olmalı. Yani tabii kimse çocuğunun kötü olmasını istemez sonuçta. Onlar da bir an önce bu hastalığın bulunmasını istiyorlar. Anne baba deyince yüzü asıldı hemen. Sık görüşür müsünüz? Annemlerle mi? Evet, mümkün olduğunca çok. Onlar çok gelmez de ben giderim onlara. Bir ihtiyaçları var mı diye bakarım. Elim hep üstündedir. Gerçi gayet mutlular. Zafer kocaman bir ev aldı onlara. Keyifleri çok yerinde. Yazları tatile giderler. İkisi de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyorlar. Hepsi de senin sayende, değil mi? Tek çocuk musun Nihal? Yok. Kardeşim var, Deniz. 2 yaş küçük benden. Ay. Ay, al şunları, al. Öldüm, bittim. Ama değdi değil mi kızım? Pek güzel şeyler aldık benim kızıma. Prensesler gibi olacak benim kızım. Maşallah benim kızım. Maşallah. Anne. Anne diyorum. Ne var kızım ya? Kokuyu almıyor musun? Ne kokusu? Görüyorsunuz ya doktor hanım, benim hayatımda her şey yolunda. Yani sadece bu hastalık üzüyor Zafer'i ve beni. Hatta onu benden daha çok. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda Zafer Bey'le nasıl vakit geçirirsiniz? Zafer eve geldiğinde önce hep beraber yemek yeriz. Sonra Zafer benimle biraz sohbet eder. Sağ olsun halimi, hatırımı sorar. Sonra odasına çekilir. Biraz kafasını dinlemek için. Görevini yerine getirdikten sonra kendini soyutluyor demek. Yani şimdi bütün gün işte çok yorulduğu için ben de pek karışmam zaten. Odasında kitabını okur. Notlarını alır. Müzik dinler. Kahve içer. Hatta bazen hafta sonları bile çıkmaz o odadan. Baya baya kaçıyor Zafer Bey ailesinden. Sen ne yaparsın o sırada? Ben kızımın ödevlerini kontrol ederim. Yemeğini yediririm. Evin ihtiyaçları var. Onları kontrol ederim. Film izlerim. Birlikte film izlemez misiniz hiç? Yok. Zafer benim izlediğim filmleri pek beğenmez. Ben de onun istediklerini pek anlamıyorum zaten. Demek aynı evin içinde 2 ayrı hayat yaşıyorlar. Zafer Bey'in bulduğu bahanede kafasını dinlemek. Ah Nihal, öyle haklısın ki aslında içten içe gönül koymakta. İşte bakın siz de bir anlam veremiyorsunuz. Yani her şey bu kadar yolundayken, bu kadar güzelken nereden çıktı bu hastalık bilmiyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Tam tersi çok seviniyorsun Nihal. Hastalandıkça, ilgiyi üzerine çektikçe, kocan için görünür hale geldikçe seviniyorsun. Elinde çok şey var gibi görünse de gerçekten sahip olduğun tek şey bu hastalık.
Bir tek sen rahatsızlandığında Zafer Bey odasından çıkıyor sanırım. Ben rahatsızlandığımda Zafer iki eli kanda olsa yanıma gelir. Sabaha kadar da başımda bekler. Gerekirse elimi hiç bırakmadan. Böyle durumlarda Zafer hiç ihmal etmedi beni. Ve böylece aranızdaki ilişkiyi sürdüren tek şey de senin hastalığın oldu değil mi? Sağlıklıyken görülmek bile istenmeyen, hastalanınca eli tutulan bir kadın. Sen hastalanmayıp da ne yapacaksın Nihal? Sen aslında kendini hasta ederek yalnızlığa karşı kendini korumaya çalışıyorsun. Doktor hanım. Ben artık çok yoruldum. Çok yıprandım. Kurtarın beni bu hastalıktan. Sözleri kurtar beni diyor ama gözleri sakın beni kovuğumdan çıkarma der gibi bakıyor. Merak etme Nihal. Elindeki tek silahı da almayacağım. Şu anda bu gerçekle yüzleşmeye ne halin ne de niyetin var. En azından bunun nedenini anlayana, bu hastalığın altını doldurana kadar bu ilgiden mahrum kalmamalısın. Bunun ne olduğunu çözene kadar daha çok buraya gelip gitmem gerekli değil mi? Eğer sen de istersen. Yani hani yanlış anlamayın da biraz da mecburiyetten olacak tabii. Başka çare yok. Hastalığın sayesinde benimle de ilişkin kopmayacak. Seninle ilgilenecek yeni biri daha var artık hayatında. Zafer'le görüşeceksiniz şimdi değil mi? Bana bu kadarı yetti diyorsun öyle mi? Evet. Doktor hanım, Zafer sizinle ne konuşuyor? Onlar Zafer Bey'le benim aramdı. Yani Zafer normalde pek konuşkan biri değildir de ben size ne anlatıyor merak ettim. Şu kadarını söyleyebilirim. Hastalığın için çok üzülüyor. Biliyorum. Diyorum ya kendimden daha çok onun için istiyorum bu hastalığın geçmesini. Onu böyle üzmeye hiç hakkım yok. Nasıldı? Bugün daha iyiydi. Çok sevindim. Yani iyiydi ama Zafer bilmiyorum Manoli Hanım benim neyim olduğunu bulabilecek mi? Biraz daha sabır hayatım. Daha yeni başladık. Seni bekliyor. Geç ayakta kalmadım. Girin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Manoli Hanım. Paltonu alayım hayatım. Tamam yavaş. Tamam. Hayatım geç otur şöyle. Nihal neyin var? Otur hayatım. Nihal çok kötüleşti Manoli Hanım. Hatta diyebilirim ki daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı. Öyle mi? Halsiz, başı dönüyor, yürümekte zorlanıyor. Ben olmasam merdivenleri çıkamayacaktı neredeyse. Peki Zafer Bey, siz aşağıda bekleyin lütfen. Tamam. Manoli Hanım, sonrasında benim sizden bir ricam olacak. Siz görüştükten sonra daha detaylı anlatmayı tercih ederim eğer sizin için de uygunsa. Tabii Zafer Bey, sizi memnuniyetle dinleyeceğim. Teşekkür ederim. Hayatım. Nihal, neler oluyor? Neyin var? Bilmiyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Eskiden de böyle kötü olurdum, bayılırdım ama geçerdi. Şimdi sol kolum uyuşuyor. Hareket ettiremiyorum. 3 gündür böyle.
Tabii hemen doktorlara gidildi. Röntgenler, MR'lar, ultrasonlar, her şeye bakıldı. Ama bir şey çıkmadı. Aynen öyle. Doktor hanım, beni yanlış anlamayın lütfen. Ama sanki ben buraya başladıktan sonra daha kötü oldum. Nasıl yani? Nihal, lütfen çekinme. Burada istediğin gibi konuşabilirsin. Ben de görüyorum zaten daha kötü olduğunu. Acaba neden? Hadi şimdi bunu birlikte düşünelim. Beraber anlamaya çalışalım. Çok sevindim böyle düşünmenize. İnsan ne de olsa çekiniyor bir yabancının karşısında. Rahat konuşamıyor. Sen hala bir yabancısın diyor bana. Mesafemiz henüz kapanmadı. Rahatça konuşmamı bekleme benden. Ah Nihal, sustukların söylediklerinden fazla. Anlıyorum. Sen rahat olmaya çalış, gerisini akışa bırakalım. Bakalım sohbet bizi nerelere götürecek. Peki. Tamam. Zafer Bey'le aranız nasıl? Çok iyi. Onunla ne konuştunuz bilmiyorum ama eskisinden çok daha ilgili benimle. Oturup benimle dizi bile izliyor. Ölüyor sıkıntıdan ama izliyor sonuna kadar. Bazen zorla yorum bile yapıyor. Odasından da daha sık çıkıyor artık. Zafer Bey eşiyle arkadaş olma tavsiyesini dinlemiş, bütün bir hafta boyunca elinden geleni de yapmış anlaşılan. Ama bu da yetmemiş Nihal'e. Hatta benim dernekteki işlerimi bile soruyor. Ama... Ama? Ama... Ama işte daha kötü oluyorum ben. Kolumu bile kıpırdatamıyorum, baksanıza. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı doktor hanım. Beden bazen ruhtan daha akıllıdır. Önce kocası ilgilensin diye bayılıyordu. Şimdi ilginin dozu artınca hastalık elinden gidecek diye korkuyor. Bedeni hala aç. Üstelik ruhu da bu yeni ilginin görev icabı ortaya çıktığının farkında. Zafer'in kendi arzusuyla değil de doktor reçetesiyle odasından çıktığını pekala biliyor. Niye böyle oluyor? Ben artık anlamak istiyorum bana ne olduğunu. Nihal, bazen duygularımızı düzenlemek, gerçekten ne hissettiğimizi anlamaya çalışmak çok zordur. Karışık, kalabalık bir çekmece düşün. Onu toplamadan önce daha da dağıtırız. Nelerin gerekli olduğunu, nelerin atılması gerektiğini anlamaya çalışırken, bir anda eskisinden de dağınık görünür gözümüze. Ama bir kere o düzeni sağlayınca büyük bir rahatlama gelir insana. Bugün seninle o çekmeceyi açıp içine bakalım mı? Hangi duyguları biriktirmişsin? Neleri oraya kaldırıp unutmuşsun? Neleri saklamışsın? Bakalım mı? Sonra da nelerin tutulup nelerin atılması gerektiğine karar veririz birlikte. Ne dersin? Bugün seninle güzel bir bahar temizliği yapalım mı? Peki o çekmecenin içindeki şeyler hep benim istediklerimse, ya tutmak istiyorsam hepsini? İstediklerimiz ve sahip olduklarımız her zaman ihtiyacımız olan şeyler değildir. Her istediğimiz şey bize iyi gelmez maalesef. O çekmecede ilk ne görüyorum biliyor musun? Korku. Ama neden? Neden korkuyorum ki ben? Her şeyim var benim. Korkacak hiçbir şeyim yok. Ne gelecek korkusu, ne para kaygısı. Korkacak bir şeyim yok benim. Peki mutsuzluk? Mutsuzluk mu? Bazen insan ondan da korkar. Hatta en çok ondan korkar. Doktor hanım, benim mutsuz olma lüksüm yok. Demek bütün o şatafatın, zenginliğin, gösterişin içinde böyle bir lüksün yok ha. Demek senin hakkın değil mutsuzluk. Yani böyle güzel bir hayat sürerken mutsuzluktan bahsetmek nankörlük olur değil mi? Peki daha öncesi doğduğun evin çekmecesinden alıp getirmiş olabilir misin bunu? Size daha önce de söyledim. Sıradan bir eve doğdum ben. Bunca yıldır bu mesleğin bana öğrettiği en önemli şey nedir biliyor musun? Hiçbir evin ya da ailenin sıradan olmadığı,
Her evin bir hikayesi vardır ve o hikaye kendine özgüdür, biriciktir, diğerlerine benzemez. Allah'tan iki tane mum buldum. Görüyor musun oğlum defterin kitabını? Yani şimdilik görüyorum da. Ne zaman ışılacak anne bu elektrik? Onu babana soracaksın oğlum. İyi, görürsem sorarım. Anne, cidden nerede bu adam? Ne bileyim ben kızım. Bak bugün maaş günü, gene yok ortada. Bıktım, vallahi bıktım. Yakında suyumuzu da keserler, kokarız artık. Anne, ben birinci olunca ilk iş sana bir ev alacağım. Kaloriferli, sıcak suyu olan, böyle kocaman avizesi olacak salonunda. Işıl ışıl. Yani o kadar eminsin birinci olacağını. Olacak tabii benim kızım. Dünya güzeli benim kızım. İyi de o yarışmaya katılan bütün kızlar güzel zaten. Adı üstünde. Güzellik yarışması. Ama benim kızımda onlarda olmayan başka bir şey var. Annemin tam olarak bende gördüğü şey neydi bilmiyorum ama emindi sadece güzel değil, farklı olduğumu. Bizim evdeki farklı da benmişim demek ki. Annen bütün ümitlerini sana bağlamış. Ne yapsın ki? Başka çaresi yoktu. Annesiyle babası o daha çok küçükken vefat etmişler. Yalnızdı benim annem. Eşi varmış. Babam mı? Babamın hayatı boyunca bize pek bir faydası dokunmadı. Gerçi kendine de faydası yoktu zaten. Annem yine iyi dayandı. Ben olmasam çoktan boşanırlardı. Sen olmasan mı? Evet. Ben hep ikisinin arasında denge kurdum. Annemi sakinleştirdim. Babamı idare ettim. Allah'a şükür Zafer'le evlendikten sonra onlara yardım ettim. Hayatlarını garantiye aldım. Anne ve babanın evliliğinin sürdürülmesi de senin omuzlarındaydı demek. Sırtını bir çocuğa yaslamış üç kişilik bir evlilik. Bir çocuk için ne ağır yükler bunlar Nihal. Sen niye kalktın bu saatte? Senin sesini duydum. Sen ne zaman geldin? Yarım saat falan oldu herhalde. Neredeydin baba iki gündür? Çok merak ettik seni. Baba. Baba ağlama. Dayanamıyorum artık, öldüreceğim kendimi. Baba, saçmalama. Kızım, ben yapamıyorum artık. Size bakamıyorum. Bak, kira zamanı geldi, cebimde 5 kuruş para yok. Ben bittim ben. Tükendim. Ben bu işi beceremedim. Benden ne doğru düzgün bir koca oldu, ne doğru düzgün bir baba oldu. En iyisi, en temizi benim geberip gitmem. Baba, ne diyorsun sen? Böyle konuşmasana. Başka çıkar yol yok kızım. Baba, ben halledeceğim her şeyi. Sakın, sakın böyle konuşma.
Çok üzülüyorum ben. Lütfen ağlama sen de. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum. Söz. Böyledir işte benim babam. Roller birbirine karışmış. Baba çocuk, Nihal de evin reisi olmuş. Ben yapamıyorum deyip bırakıvermiş küçücük çocuğun omuzlarına bütün yükleri. Ama iyi bir adamdır aslında. Sadece beceremedi işte bazı şeyleri. Ne bileyim doktor hanım. Bazı insanlar asla evlenmemeli. Çocuk falan sahibi de olmamalı. Gerçekten. Evlilik de, çocuk da herkesin harcı değil. Ama senin harcın, hatta görevin değil mi? Sen bunların hepsini yüklenirsin. Hem de bazen ağırlıktan kolunu kıpırdatamamak pahasına yüklenirsin. Şimdi nasıl baban? İyi. Çok iyi. Annem de çok iyi şimdi. O eski sinirinden eser kalmadı. Bir görseniz çifte kumrular gibiler. Böyle el ele tutuşup sahilde yürüyüşe çıkmalar, tatile gitmeler. İkinci baharlarını yaşıyorlar. Onların evliliğini kurtarmışsın. Peki ya senin evliliğin ne olacak? Onu kim kurtaracak Nihal? Peki kardeşin, o neresinde bu resmin? Onu hiç anlatmadın. Deniz mi? O biraz huysuzdur aslında. Ayrık otu derler ya. Öyle. Büyüdükçe de bizden uzaklaştı. Neyse, iyi olsun da yerinde sağ olsun. Geçen sefer Zafer'in anlattığı zehirlenme olayından hiç bahsetmiyor. Unutmak istiyor belli ki. Ona da yardımcı oluyor musun? Annene babana olduğun gibi. Yok, Deniz istemez. Ben başlarda yardım etmek çok istedim. Ama o kabul etmedi. Ne iş yapıyor? Öğretmen, ilkokul öğretmeni. Zafer bir kolejde geçen sene iş ayarlamıştı. Ama onu da istemedi. Devlette çalışıyor şimdi, devlet okulunda. Gerçekten ayrı kutu gibi duruyor kardeşi. Orada nasıl bir hikaye var acaba? Böyle. Yani benim Zafer'den önceki hayatım. Ne diyorsunuz doktor hanım? Hastalığımla ilgili bir ipucu var mı size anlattıklarımda o günlerde? Beni sınıyor. Bu kadar anlattım, bir işe yaradı mı diyor. Aslında kendisi de biliyor pek çok şeyi. Göründüğünden çok daha zeki. Ama duyguları gibi zekasını da saklamak istiyor. Ne de olsa Zafer gibi çok zeki ve bilgi seviyesi çok yüksek bir adamla evli. Bu konuda onunla yarışamayacağını biliyor. O da işi iyice saflığa vurmuş. Nasıl tanışmıştınız Zafer Bey'le? Anlatsana. Binlerce genç kız arasından sadece 10 tanesi finale kaldı. Ve bu gece sadece biri Türkiye güzeli oldu. Ve Türkiye birinci güzeli. Dört numara Nihal Akduman. Bravo. Başarmıştım. Sonunda başarmıştım. Hala tüylerim diken diken olur o günü düşündükçe. Ailen de çok gurur duymuştur eminim. Duymazlar mı? Senelerce bunu beklemiştik biz. Deniz bile çok mutluydu. O bile helal olsun sana abla demişti. Hiç unutma. En çok kardeşinden aferin almak hoşuna gitmiş. Peki sonrası? Sonrasında biz bir anda başka bir hayata ışınlandık sanki. Sürekli kapımıza gelenler, gidenler derken
bana birden teklifler yağmaya başladı. Bir bocaladık tabii biz. Reklam teklifleri, mankenlik teklifleri. Ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Ama annem... Annemi bir türlü memnun edemiyordum. Ne diyorsunuz Sevim Hanım? Yok. Nasıl yani? Olmaz. Sevim Hanım, bu çok iyi bir anlaşma. Yapmayın lütfen. Ercan Bey, benim kızım çok daha iyi şeylere layık. Kusura bakmayın ama biz bu sözleşmeyi kabul edemeyiz. Bu markanın şampuan reklamlarında oynamak için kaç tane kız sırada bekliyor biliyor musunuz siz? İyi o zaman. Siz ilk sıradakini alın. Anne. Sevim Hanım bakın çok büyük bir fırsatı tepiyorsunuz şu anda. Sabah programı sunuculuğu geldi istemediniz. Tamam. Mankenlik olmaz. Reklam. Bunu da beğenmiyorsunuz. Yani ben bu şartlar altında Nihal'in menajerliğini nasıl sürdürebilirim? Siz bilirsiniz Ercan Bey. Biz sizi zorlamayız tabii. Yani siz nasıl uygun görürseniz öyle yapın. İyi günler size. Hadi kızım. Anne. Kızım kalk. Annen yıllardır bunu beklememiş miydi? Neden kabul etmedi bu büyük teklifleri? Daha büyüğünü bekliyordu çünkü. Anne! Sen niye böyle yapıyorsun ya? Kızım ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ne biçim paralar teklif ediyorlar duymuyor musun? Sen elinin tersiyle ediyorsun bu ve düşünmek. Teklif ediyorlar da ne oluyor kızım? Hadi bir sene o parayı kazandın. Sonra öbür sene, bir sonraki sene hep böyle mi kalacaksın sen? Yaşın büyüyecek, yüzün değişecek. O zaman da bu teklifleri getirecekler mi sanıyorsun? Ben senin bir iki seneni değil, hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hayatını. Haklıydı. O sene yarışmada dereceye giren kızlardan hiçbirini şimdi kimse hatırlamıyor. Yani ben de annemi dinlememiş olsam şimdi kim bilir ne halde olurdum. Olurduk yani ailece. Annen kalıcı bir çözüm aramış. Öyle. Baştan beri hedefi hayırlı bir kısmetti. Pardon ya, çok bekledin mi? Bekledim ya, bekledim. Haklısın vallahi. Çıkamadım ajanstan bir türlü. Hoş geldiniz efendim, ne alırdınız? Ben de aynısından rica edeceğim. Ne habersin, ne habersin? Ya bırak şimdi ne haberi. İnsan bu kadar bekletilir mi ya, ayıp. Bir de bunca senedir görüşmüyoruz. Tamam haklısın ama uzatma işte, tadımız kaçmasın. Hem dedim ya sana işte, çıkamadım ajanstan. Başımda bir dert var. Ne derdi? Şu yeni güzellik kraliçesi seçilen kız var ya. Allah herkese seninki gibi dert versin. Ben de bir an ciddiye alacaktım ha. Ya bir dinlesene. Kıza teklif üstüne teklif yağıyor. Annesi Nuh diyor, peygamber demiyor. Hiçbir projeye ikna edemiyorum kadını. Kızdaki de şans işte. Çok güzel ama böyle bir anneye düşmüş. Hani derler ya, Allah çirkin şansı versin diye. İşte bu o herhalde. Çok güzel ha. İşte kız güzellik kraliçesi. Ben kime ne anlatıyorum ya? Teşekkür ederim. Böylece annemin de çok beklemesi gerekmedi. Ercan Bey beni anlatınca Zafer'e ilgisini çekmiş. Benimle tanışmak istemiş. Onlar çocukluktan arkadaşlar. Zafer Almanya'dan döndükten sonra tekrar görüşmeye başlamışlar. Neyse. Zafer beni görmek istemiş. Pat diye öyle mi? Kader. Yazılınca yaşıyorsunuz işte. Düşünsenize bir gün sıradan bir genç kızken
Ertesi gün Beyaz Atlı Prensinizle tanışıyorsunuz. Gerçek bir peri masalı. Öyle. Üstelik Zafer bizim eve tanışmaya gelinceye kadar ben onu hiç görmemiştim, biliyor musunuz? O beni görmüş tabii. Yarışmanın kasetini izlemiş, fotoğraflarıma bakmış. Ama ben onun neye benzediğini bilmiyordum. Büyük bir risk almışsın aslında. O gün bizi görecektiniz doktor hanım. Hepimiz o kadar heyecanlıydık ki kardeşim bile. Annem konu komşu akrabalardan ne bulduysa eve getirmişti. Ev zengin gözüksün diye. Hepimiz nefesimizi tutmuş, Zafer'in gelişini bekliyorduk. Ay Ömer, dolanıp durma, başım döndü. Ya duramıyorum ki yerimde heyecandan. Gören de sana görücü geliyor sanır baba. Ne ya? Ablam sizin kadar telaş yapmadı. Sen öyle san. İçeride o şimdi, ben biliyorum onu. Eli ayağı birbirine dolanıyordur. Çaldığında heyecandan ölüyorum sandım. Acaba nasıl biriydi gelen? Ama sonra onu gördüm. Bütün endişem uçup gitti. Görür görmez de aşık oldum. Peki ya Zafer? O neler hissediyordu acaba? Nihal, Zafer Bey'den önce erkek arkadaşın olmuş muydu? Hayır. Ben gözümü Zafer'le açtım. Daha önce kimseyle sinemaya bile gitmedim. Hatta yan yana bile durmadım. Peki Zafer Bey'in? Zafer Bey'in ne? Onun evlenmeden önceki... Anladım. Tamam, anladım sorunuzu. Onun evlenmeden önceki sevgililerini soruyorsunuz. Olmuştur tabii. Böyle yakışıklı olunca normal. Hele bir de bu kadar varlıklı bir ailenin oğlu olunca peşinden koşan çok olmuştur. Olmuş tabii sevgilileri, bazı maceraları.
Ama o herkesin, bütün kadınların içinde beni seçti. Benden daha güzelleri, daha akıllıları olmuştur. Ama o beni seçti. Çünkü annenin de dediği gibi sende diğerlerinde olmayan bir şey var. Öyle değil mi? Öyle. Bugün bayağı konuşturdunuz beni. Gardını aldı yine. Hem tacını hem tahtını korumak için zırhını kuşandı. Gidiyor musun? Evet. Bitmedi mi? Yo, daha zamanımız var. Devam edebiliriz. Bugünlük bu kadar yeter bence. Peki. Hem Zafer'in de size anlatacakları var. Önemli şeyler söyleyecek size. Senin söylediklerin de benim için çok önemli. Anlattığın her şey, hatta sustukların bile çok önemli. Sustuklarım. Sustuklarını anlat ki önce uyuşan duyguların canlansın, sonra da bedenin. Görüşmek üzere doktor hanım. Kendinize iyi bakın. Sen de Nihal. Haftaya mutlaka bekliyorum. Çekmeceye bakmak için mi? Evet. Kim bilir içinde daha neler var. Zafer Bey'e haber vereyim mi? Merdivenlerden inmene yardımcı olması için. Yok. İyiyim ben. Kendim inerim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Bugün bana ummadığım kadar çok şey anlattın. Meğer yüklerin sandığımdan da ağırmış. Bu kadarını anlatmak bile güç verdi sana. İçindekileri biraz olsun açınca, çıkarken yardım aldığın merdiveni tek başına inecek kadar güçlendin. O altın kafese neden girdiğini, neden hala orada olduğunu, kanatlarını neden açmadığını anlıyorum şimdi Nihal. Niye haber vermedin inerken? İyi misin? İyiyim, merak etme. Geç otur şöyle. Hadi sen doktor hanımı bekletme. İyiyim ben, merak etme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuna Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler siz. Bizler de. Banu Hanım müsaitler mi? Evet, sizi bekliyor. Yine önce Nihal Hanım girer değil mi? Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Hocam Nihal Hanım'ı yönlendirdim yanınıza. Buyurun. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Otursana. Nasılsın? Kolun nasıl? Aynı. Kolum hala uyuşuk. His yok. Onun dışında ben de aynıyım. Yani senin de hislerin donuk. Bakalım buzları ne zaman çözebileceğiz? Anladım. Nasıl geçti bu haftan? Evde durumlar nasıl? Bakın o aynı değil işte. Evde önemli bir değişiklik var. Vahit Bey, kayınpederim artık bizimle. Öyle mi? Öyle. Otelden aldı onu Zafer. İç rahat etmedi orada tek başına kalmasını. Bir süre bizimle kalacak. Sen ne hissediyorsun bu konuda? İyi oldu tabii. Yani yalnız kalmasını ben de istemem. Zafer'in aklı zaten sürekli babasında doğal olarak. Evde en azından gözü üzerinde oluyor. Daha çok ilgilenebiliyor. Zafer'in içi rahat edince ben de rahat oluyorum. Zafer'in ilgisi babasıyla eşi arasında bölünmüş belli ki. Bu da Nihal'in pek hoşuna gitmemiş olsa gerek. Acaba kolu o yüzden mi hala iyileşmedi?
Peki, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne dersin? Olur, edelim. Zaten Zafer gelmeden önce sıkı sıkı tembih etti. Doktor Hanım'a her şeyi anlat, onunla her şeyi paylaş diye. Geldiğimize değsin istiyor. Nihal, sen neyi nereye kadar anlatmak istersen benim kabulüm. Daha önce de söylemiştim sana. Bu odada sen nasıl istersen öyle olur. Burada kararları sen verirsin. Hadi başlayalım. Geçen sefer Zafer Bey'i ilk gördüğün anda kalmıştık. Aa, evet. Bize ilk geldiği günde, değil mi? Ne kadar heyecanlanmıştım. O kapıdan içeriye girdiğinde anlatamam. Bugün gibi hatırlıyorum, biliyor musunuz? Tüylerim diken diken olmuştu. Orkide getirmişti bana. Çok severim orkideleri o günden beri. Bana Zafer'i ilk gördüğümde hissettiğimi hatırlatırlar. Ne hissettin tam olarak? Sevinç. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Hani ilk görüşte aşk mı, etkilenme mi? Ben adı ne tam olarak bilmiyorum gerçekten ama böyle içime dolan katıksız bir sevinç duygusuydu ve çok güzeldi. Öyle bir duyguyu şimdiye kadar hiç hissetmemiştim. Böyle ayaklarım yerden kesilmişti. Nasıl da aşık olmuş Zafer'e. Hala da öyle. Anlatırken bile içi titriyor. Hiç tanımadığın biri seni görmeye gelmiş. Ve sen de bir genç kız olarak onu beğenebilirsin de beğenmeyebilirsin de. Ama benim anladığım, ailen uygun görürse belki de sana hiç sormadan bu evliliği onaylayacaktı. Doğru mu anlamışım? Doğru sayılır. Ama biliyorsunuz, bütün ümitlerini bana bağlamışlardı. Onları içine düştükleri bataklıktan bir tek ben çıkarabilirdim. Zaten onun için de kendileri aç kalsa bile beni giyinip kuşandırmaya çalıştılar hep. Zor bir sorumluluk. Ne hissederdin o zamanlar? Ben bir vitrin mankeni gibiydim. Canı da yok, ruhu da yok. Zaten ona bir şey soran da yok. Eskiden Anadolu'da kızları başlık parasına satarlardı. Kızı sattım tabirini duymuşluğum var. Hala başlık parası alan aileler var galiba. Bu kızın durumu da pek farklı değil. Kızım beğenecek mi, mutlu olacak mı falan diye düşünen de yok. Aklınızdan geçenleri keşke bana da söyleseniz. Olur, söylerim. Ama senin bir tahminin var mı? Aile kendi derdinde, kızı düşünen yok demişsinizdir. Nihal, sen zeki bir kadınsın. Evet, doğru. Buna benzer şeyler düşündüm. Biraz da acıdınız halime, değil mi? Yok, acımak değil de anlamak diyelim. Bir genç kız için pek de kolay değil yaşadıkların. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Zafer Karahanoğlu, Ömer Bey, Sevim Hanım. Çok memnun oldum. Biz de. Ya ne kadar güzel çiçekler. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İsterseniz içeri geçelim. Ömer Bey, ben de şunları takdim edeyim. Sağ olun Deniz. Al şunu. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Niye zahmet ettiniz? Ne gerek var? Nihal, buyurun. Kızım, kızım, gel. Buyurun. Nihal, gelsene kızım. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel kızın adı da Nihal. Çok memnun oldum Nihal Hanım. Ben de memnun oldum. Sevim Hanım, nasılsınız görüşmeyeli? Vallahi nasıl olsun işte, bildiğiniz gibi. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de bildiğiniz gibi. İş güç yoğunluk. Zafer Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Zafer benim çocukluk arkadaşımdır. Uzun yıllardır Almanya'daydı. Çok büyük, ünlü bir otomobil firmasında müdürdü. Ne güzel, ne güzel. Almanya'ya dönüş ne zaman? Var mı öyle bir plan? Yok efendim, düşünmüyorum. Almanya defteri benim için artık tamamen kapandı. Zaten yeter artık bu kadar Almanya. Zafer artık memleketine hayırlı işler yapmak üzere kesin dönüş yaptı. Bundan sonrası da güzel bir yuva, çoluk çocuğa karışmak. Değil mi Zafer? Bakalım. Kısmet. Tabii, tabii. Her şeyin hayırlısı. Ne içersiniz? Ben bir kahve alırım zahmet olmazsa. Ben de. Nihal, hadi kızım. Nasıl alırdınız kahvenizi? Sade lütfen. Benimki de. Ben de Nihal'e yardımcı olayım. Siz erkek erkeğe konuşun. Zafer Beyciğim, şu an ne işle iştigal ediyorsunuz? İşletmeciyim efendim. Şirket işleriyle uğraşıyorum. İyi. Bırak. Ben yaparım. Bırak. Kızım, şu saçını başını düzelt. Ya bu adamın hiç anne babası yok mu? Ben anlamadım ki. Bu ne biçim görücüye gelmek böyle? Kız, sana diyor. Nereden bileyim anne, ben bilmiyorum. Bana bak. Sen çok mu beğendin bu adamı? Ya tamam anne. Tamam anne ne? Şimdi konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız bunları? Bana bak. İçeriye gidince gülümse açık. Belli et kendini. Seni beğensin. Durma öyle küçük gibi. Tamam. Duydun mu beni? Duydum. O tepsiyi siliver bakayım bana. O da beni beğenmiş ki karşınızda Nihal Karahanoğlu olarak oturuyorum. Ne güzel. Birbirinizi karşılıklı olarak beğenmiş olmanız. Ama onlar gittikten sonra o geceyi nasıl geçirdiğimi bir Allah bilir, bir de ben. Çok mu heyecanlandın? Heyecan ne kelime. Zafer gibi birinin gelmesini beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Yani böyle şeyler gerçekten sadece masallarda olur. Annesiyle babası neden gelmemiş peki? Onlar beni evlenmeden bir hafta öncesine kadar görmediler. Öyle mi? Neden? Zafer öyle uygun gördü. Ben de hiç sorgulamadım açıkçası. Sonuçta seçim de, karar da onun. Ama ailesinin karşı çıkacağını bir an bile düşünmedim. Zafer büyük bir emrivaki yapmış ailesine. Oysa şimdiye kadar tanıdığım kadarıyla asla bunu yapacak birine benzemiyor. Bunun da altından neler çıkacak kim bilir. Neyse, ne anlatıyordum? O akşam kahveler içildi, biraz sohbet edildi. Sonra Zafer görüşmek üzere efendim deyip kalktı. Yalnız bunu saymayız, bir daha bekleriz. Tabii. Böyle uzun uzun oturmaya da bekleriz. İnşallah hanımefendi. Anne babanızla da tanışmak isteriz. Hep birlikte ağırlayalım sizi, değil mi ama? Evet, bu böyle birazcık yangından mal kaçırır gibi oldu. Sevim Hanım'ın da dediği gibi annenizle, babanızla sizi burada ağırlamak isteriz. En kısa zamanda inşallah beyefendi. İnşallah. Ercan Bey, sizinle bir konu hakkında 2 dakika konuşabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ercan Bey, bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Tamam, tabii. Şimdi bu Zafer Bey, yani bir yerden de ben ısırıyor gözüm ama
bu hali vakti yerinde mi? Kızıma iyi bakabilir değil mi? Ömer Bey, siz ciddi misiniz? Evet. Ya bu nasıl soru? Zafer, koskoca Vahit Karahanoğlu'nun tek varisi. Vahit Karahanoğlu? Ta kendisi, evet. Allah! Allah. Oldu o zaman biz... Ha, evet, ben sizi tutmayayım daha fazla. Buyurun, buyurun. Hay Allah, Zafer Bey sizi de böyle ayakta beklettik. Estağfurullah efendim, ne demek? Hiç sorun değil. Çıkalım mı? Evet Zafer Bey. Her şey için çok teşekkürler Sevim Hanım. Ne demek canım, ne yaptık ki? Yine bekleriz. Nihal Hanım. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ne oldu şimdi? Ne bakıyorsunuz? Konuşsanıza ya. Hayır. Yok artık baba ya. Hayır Ömer ya. Ne oldu sana böyle? Baba. Allah Allah. Ya bu Zafer Bey kim biliyor musunuz? Allah Allah. Allah Allah. İnanır mısınız? O akşam hiçbirimiz uyuyamadık, Deniz bile. Yani hepimiz o kadar heyecanlıydık ki. Evimi görseniz ev bayram yerine dönmüştü. Onlar gittikten sonra hemen oturduk. Şöyle birer çay içtik ve durum değerlendirmesi yaptık. Hem çok mutluyuz hem de bir yandan çok korkuyoruz. Korkuyor musunuz? Neden? Ya beni beğenmediyse diye? 2 gün hiç ses çıkmadı. Annem tabii karalar bağladı bu iş olmayacak diye. Babamın ağzını zaten bıçak açmıyor. Derken Ercan Bey aradı. Ve Zafer'in benimle baş başa buluşmak istediğini söyledi. Annem havaları uçtu sevinçten. O zamanın çok meşhur bir kafesi var. Orada buluşmak için sözleştik. Annem karşı komşudan borç para aldı. Giydirdi, süsledi beni. Taksiye bindirip yolladı. Hiç unutmuyorum. Heyecandan mideme kramplar girmişti bütün yol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Bileğiniz falan burkulmadı umarım. İyi misiniz? Yok. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Sipariş verelim mi? Olur. Nasılsınız Nihal Hanım? İyiyim. Yani iyiyim ama... bana Nihal deseniz... Saçma bir resmiyet oldu değil mi? Yani saçma değil belki ama ben kendimi çok garip hissediyorum. Siz bana hanım deyince. Alışık değilim. Ama bu olmadı şimdi. Ne? O zaman sen de bana siz demeyeceksin. Tamam, pardon. Sen? Sizli bizli hanımlı beyli konuşmaları bir tarafa kaldırdığımızda çok memnun oldum Nihal. Çünkü ben bu akşam seninle çok içten
çok kalbi bir konuşma yapmak istiyordum. Böylesi benim için daha rahat olacak. En başından bilmeni isterim ki ben sana her zaman dürüst olacağım. O yüzden şimdi duyacağın her şeyin gerçek olduğunu bil. Peki, tamam. Nihal, ben seninle evlenmek istiyorum. Pardon. İyi misin? İyiyim. Anlamadım. Yani beni tanımıyorsun bile sen. Yok, ben seni görüyorum Nihal. Sen çok temiz, kendi halinde bir ailede yetişmiş, çok güzel, çok iyi bir insansın. Ben bunu anlıyorum. Peki nasıl? Hissediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bunlar çok güzel sözler. Gerçekten olduğun kişi için asla teşekkür etme Nihal. Ben sana iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. İşte tam da bu özelliklerin yüzünden seninle evlenmek istiyorum. Hatta çocuk sahibi olmak. Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Eğer tabii sen kabul edersen. Şimdi bu bir evlilik teklifi mi? Ya biliyorum böyle biraz tuhaf oldu. Ben pek böyle hayal etmemiştim. Biliyorum genç kızlar hep bu anın hayalini kurarlar. Benimki de böyle kuru kuruya oldu. Yüzük için bile bir hazırlık yapamadım. Ama eğer sen teklifimi kabul edersen anne ve babamla tanışmanı isterim. Ondan sonra da diğer işlemlere hızlıca geçeriz. İşte yüzük, nikah, düğün. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin Nihal? Evet. Yani evet, evlenirim. Böyledir işte Zafer. Nasıldır? Net. Hiçbir şeyi süslemez. Her şey neyse odur. Hatta bir şey süse ihtiyaç duyuyorsa o sahtedir. Zafer Karahanoğlu, onun lafı bu da. Zafer Bey duygusuzluğun kılıfını çok güzel bulmuş ve karısını da buna çok güzel inandırmış. Ama içeride bir yerlerde Zafer'in hiç de böyle bir adam olmadığını söylüyor hislerim bana. Sen seviyor musun eşinin bu yanını? Bilmem. Yani seviyor muyum diye hiç düşünmedim ben. Ama alıştım sonunda. Sonunda. Tabii şimdi o zamanlar ben genç bir kızım. İlk görüşte aşık da olmuşum. İnsan duygusal bir şeyler yaşamak istiyor. Daha önce hiç erkek arkadaşın olmamıştı değil mi? Öyle anlatmıştın. Nerede? Öyle bir şey yapsam ailem beni mahveder. Tabii ben de hiç bu yüzden böyle şeylere kalkışmadım. Ama arkadaşlarıma imrendiğim çok oluyordu. Neydi imrendiğin? Yani öyle aşk meşk konuşmaları, mektuplaşmalar, mesajlaşmalar, böyle gizli kapaklı flörtöz buluşmalar. Gerçi onlar böyle saçma sapan şeylerin peşinde koşarken ben Zafer gibi biriyle evlendim. Şimdi hepsi bana imreniyorlar. Hayat böyledir işte. Her şey sırasıyla. Sorunlar görülmezse yok sayılır gibi bir hayat felsefesi var. Oysa o sorunlar tam tersine bize kendini öyle ya da böyle hissettirir. Bakın doktor hanım, Zafer beni hiç kandırmadı.
her zaman neyse oydu. Bu aslında belli bir yerde bir rahatlık getiriyor biliyor musunuz? Yani öyle mi demek istiyor, başka bir şey mi ima ediyor diye düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Zafer Bey hayatın getirdikleriyle o kadar uğraşmak istemiyor ki. Bütün yolları kapatıp sadece tek bir yol açıyor karşısındakine. O da kendi gittiği yol. Burada da aynısını yapmadı mı? Beni yönlendirmek, ne soracağımı bile o belirlemek istedi. Onun bu netliği aslında sadece her şeyi kontrol etme arzusundan geliyor. O kadar heyecanlanmıştım. Yani o kadar şaşırmıştım ki bileğimin ağrısını falan unutmuştum. Ya annenler? Onlar ne dedi bu işi? Annemler mi? Onlara söylediğim an yüzlerini görmenizi isterdim doktor hanım. Yok artık ya. Ya kızım sen ciddi misin? Evet. Ben şimdi Vahit Karahanoğlu'nun dönürü mü oluyorum? Ha? Vahit Karahanoğlu'nun. Ya biz yoksa sosyeteye mi girdik ha? Hem de tam göbeğinden. Gel kızım öpeceğim seni. Dur al beni. Güzel kızım. Ya dur, dur azıcık da ben öpeceğim onu ben. Oh, aslan kızım benim. Oh, bırak canım. Kızım, ben öptüm, bırak. Güzel kızım. Var ya, bu kız ama söylemişti bana biliyor musun? Söylemişti ben her şeyi halledeceğim demişti. Değil mi? Aileler tanışacaktı. Zafer o işi de hiç uzatmadan hemen halletmek istemişti. Biz o gece de heyecandan uyuyamadık. Yani şimdi ne giyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl davranacağız? Oraya giderken ne götüreceğiz derken uykular yine kaçtı. Yine bir yerlerden borç paralar bulundu. Alışverişler yapıldı, kuaförlere gidildi. Ya bu evse bizimki ne? Kümes. Ne olacak? Buyurun. Biz Vahit Bey'e gelmiştik. Tabii, kim geldi diyelim? Nihal Hanım ve ailesi der misiniz? Tabii. Buyurun. Buyurun. O gün de çok güzel geçti. Kayınpederim de kayınvalidem de çok iyi insanlardır. Beni hemen kabul ettiler. Demek hemen kabul ettiler. Nasıl? Peri masalı derken doğruyu söylüyormuşum değil mi? Gerçekten inanılmaz. Zafer Bey'le birbirinizi görür görmez sevmeniz. Hemen evlenmeye karar vermeniz. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor insanı. Prens uyuyan güzeli öper ve herkes 100 yıllık uykusundan uyanır. Prens prensesi görür görmez aşık olur. Ve 40 gün 40 gece süren muhteşem bir düğünle evlenirler. Ve hayatlarının sonuna kadar mutlu olurlar. Mutluluk bu hikayenin neresinde hala anlayamadım. Ne Nihal ne de Zafer mutlu. Nihal'in bu evliliği neden kabul ettiği, neden tutunduğu çok açık. Peki ya Zafer? O ne yapmaya çalışıyor? Bu evliliğin düğümü tam da burada atılmış. En güzel yerinde bırakıyorum bu peri masalını. Zaten masal dediğinde burada biter değil mi? Mutlu son istiyorsan
nerede duracağını bilmelisin. Nasıl istersen. Bakalım Zafer neler anlatacak size. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın doktor hanım. Sen de kendine iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Kendisine sürekli bir masalın içinde yaşadığını hatırlatması gerek. Sanki annesinin kıyafetlerini giymiş küçük bir kız çocuğu gibi evcilik oynuyor. Sen herkesi bu masala inandırsan bile en başta kendin inanmıyorsun Nihal. Peki gerçeği bu kadar tahammül edilmez yapan ne? Neye katlanamıyorsun? Nihal Hanım, dur canım. Nihal Hanım, iyi misiniz? İyi değilim. Doktor hanım müsait mi? Evet evet, sizi bekliyor. Siz bana bırakın, bana bırakın, ben alırım. Tabii efendim. Buyurun, ben yardımcı olayım size. Girin konuma lütfen. Buyurun. Tamam, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş, hiç acele etmeyin. Yavaş, tutunun da böyle. Yavaş. Hiç acele etmiyoruz. Yavaş yavaş. Girin. Nihal. Hocam biraz halsiz de o yüzden yardımcı olmak istedim. Buyurun Nihal Hanım. Şöyle koyayım hocam. Alayım Tunacığım. Hocam bir şeye ihtiyaç olursa hemen arayın, olur mu? Sağ ol Tunacığım. Nihal, ne bu halin? Ne oldu? Ne mi oldu? Ölüyorum. Sayenizde. Hepinizin sayesinde ölüyorum artık ben. Hepiniz kurtuluyorsunuz benden. Ya ben dedim. Size anlattım. Ben size dedim. Ben buraya geldikçe daha kötü oluyorum dedim. Ben konuştukça daha çok hastalanıyorum dedim. Ama beni kimse dinlemiyor ki. Bak Zafer sıkıldı benden. Gelmedi bugün benimle buraya. Yalnız başıma geldim ben. Düşünebiliyor musunuz? Ben bugün buraya tek başıma geldim. Güya toplantısı varmış. Seninle uğraşmak istemiyorum demiyor da. Eskiden sadece bayılıyordum. Sonra Zafer dahil herkes elinden gelen her şeyi yapardı, ayılırdım. Şimdi hiçbir yerim tutmuyor. Hepsi sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden hepsi. Ne kadar sitem etse az. Bayıldığı günler Zafer'in ilgisiyle durumu idare ediyor, duygularını bastırabiliyordu. Ama şimdi perdeleri yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yok saydığı bütün duygular uyanıyorlar şimdi. Yüzleşme kapıda ve Nihal bundan çok korkuyor. O kadar korkmuş ki eski günlerini arar olmuş. Daha iyi misin? Hadi anlat bana, ne oldu? Anlatayım ha. Anlatayım öyle mi? Haydi bakayım. Anne babayı öpüp iyi geceler dileyelim. Yatıyor musun benim güzel kızım? Hı hı. Peki dişlerini fırçaladın mı anneciğim? Fırçaladım. Aferin sana yavrum. Oh, iyi geceler.
İyi uykular prenses. Tatlı rüyalar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de biraz odaya geçeyim, işlere bakayım. Tamam canım. Zafer. Ben senin neden o odaya gittiğini biliyorum. Efendim? Neden her gece kendini o odaya kapattığını biliyorum. Tabii biliyorsun hayatım. İşlere bakmak için. Benimle olmamak için. Sen ne saçmalıyorsun yani? Ya da Maria'nın hayaliyle baş başa kalmak için desem doğru olur mu? Ne? Sen ve Maria'nın hayali. Ha bir de o fotoğraf var değil mi? Çok güzel. Değil mi? Çok romantik. Senin için günün en güzel saatleri bunlar değil mi Zafer? Nihal sen bugün ilaçlarını aldın mı? Bu dediklerimin benim ilaçlarımı almamla ne alakası var? Senin beni aldatıyor olmanın ilaçlarımla ne alakası var? Söylesene Zafer. Aldatmak mı? Nihal ne aldatması? Kendine gel. Ben kendimdeyim. Ve nihayet artık sana da söylüyorum. Sen o odada her gece beni Maria'nın hayaliyle aldatıyorsun. Dediklerinin ne kadar saçma olduğunu farkında mısın sen? Asıl saçmalık ne biliyor musun? Yanındakinin aklında olmamak. Saçmalık bu. Ve ben artık bu saçmalığa katlanamıyorum. Zafer, sen beni sürekli kandırıyorsun. Sürekli. Üstelik daha kötüsü ben de kendimi kandırıyorum. Nihal, senin sinirlerin bozulmuş. Bozuk, evet. Benim sinirlerim bozuk. Peki hiç düşündün mü neden diye? Ya bu kadına ne oluyor diye hiç düşündün mü? Zafer, bu kadın neden bu kadar mutsuz diye düşündün mü hiç? Ha? Bu kadın yalnızlıktan ve sevgisizlikten ölüyor, anlıyor musun? Ben ölüyorum Zafer. Ben biraz odaya geçeyim, bir işlere bakayım. Tamam canım. İyi misin hayatım? Çok iyiyim. İlaçların? İçtim, merak etme. Susarım. Burası susma yeri değil Nihal. Seni o sustukların hasta ediyor. Bunu artık biliyorsun değil mi? Bak sen sussan da bedenin susmuyor. Senin yerine o konuşuyor. Kendine yaptığın bu eziyete daha ne kadar devam edeceksin? Siz şimdi konuşun diyorsunuz. Peki sonra ben hiç susamazsam? Ya burada böyle içim dışıma çıkarsa benim? Ne demek istiyor acaba? Konuşmaktan, içindekileri anlatmaktan bu kadar korkmasının altında benim göremediğim ne var? Kahveler hazır. Yaptın mı? Yaptım anne.
Oy, ellerine sağlık benim güzel kızım. Afiyet olsun anneciğim. Oh, çok şükür. Bugünleri de gördük ya. Vallahi hala inanmıyorum biliyor musun? Kız başımıza devlet kuşu kondu ya. Kondu değil mi gerçekten anneciğim? Ya kondu kondu. Ama az dua etmedim ben sabahlara kadar Nihal. Ben sana bir fal bak dedim, hatırladın mı? Hatırlıyorum tabii ki. Hatta böyle kahve fincanının dibinde kocaman bir taç çıkmıştı. Ben de o tacı aldım zaten. Hatta o gece kraliçelik tacı başıma takılırken hep o kahve fincanının dibindeki kocaman tacı hatırladım biliyor musun? O taç esas şimdi kondu senin kafana. Sadece sana mı? Bizim evin çatısına kondu o taç. Çok şükür, çok şükür. Sayende hepimiz kurtulacağız bu sefillikten. Babanın beceremediğini sen becereceksin. Kız bana bak. Evlenince bizi unutacak mısın yoksa? Aa, aşk olsun annem. Ben sizi unutur muyum hiç? Sen buradan çıkıp köşklerde oturacaksın. Herkes sana imrenecek. Oh be kızım ya. Çektiğin bunca eziyete değdi ama öyle değil mi Nihal? Değdi. Değdi değil mi anne? Kız adamı görmedin mi? Adam filmlerden çıkmış gibi mübarek. Nihal. Bak. Şimdi beni iyi dinle. Hiç kimse senin fakir yer kızı olduğunu anlamayacak. Ona göre. Saydıracaksın kendini. O adamlar bize benzemez Nihal. Öyle her an aklından her geçeni konuşmaya kalkmayacaksın. Hep hanım olacaksın. Kimseye halim şu demeyeceksin. İçindekini belli etmeyeceksin. Duydun mu beni? Anne, Zafer'i sen de gördün. O çok kibar biri. Beni hiç üzüp kırmaz ki. Gördüm, gördüm de. O hiçbirimize benzemiyor Nihal. Onlar bizim gibi insanlar değil. Daha iyi ya. Hem o da geldi, gördü, beni beğendi. Beğenecek tabii seni. Sadece o değil, bütün Türkiye beğendi seni. Sen yine de açık vermeyeceksin. Bu evden çıktığın anda onlar gibi olacaksın. İçinde öyle olacak, dışında. Sakın ha. Sakın. Bana konuşmam değil, susmam öğretildi. Benim hayatım susmak üzerine kuruldu. İşte şimdi oldu. İçini göstermemeyi, konuşmamayı Nihal'e doğduğu evde öğretmişler. Kendin gibi olma sakın demişler kıza. Kendi duygularını yok et, hissetmesen de başka türlü davran diyor annesi. O da bunca zaman öyle yapmış. Burada yani bir psikiyatristin karşısında bile kendi gibi olmaktan, kendine ait acıları, hüzünleri konuşmaktan korkuyor. Konuşmak, anlatmak istediğinde ne yapıyorsun peki?
bunu da anlattım sonunda. Rezil oldum. Hoş geldin Nihal. Sonunda tanıştık seninle. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Şimdi artık kim bilir bana neler anlatacaksın. Ama bu anlattıklarından da seni o kadar iyi anladım ki. Sahi mi? Ne olur siz de içinizden geldiği gibi konuşun benimle, olur mu? Ben öyle yapıyorum zaten. Ama ben utanıyorum hala size her şeyi anlatmaya. Karşımda güçlü duyguları olan çok güzel genç bir kadın oturuyor. İnsan kendi duygularından utanır mı Nihal? Bizler acısıyla, tatlısıyla, o duygular sebebiyle insan oluyoruz. Siz zaten en baştan anlamıştınız değil mi? Neyi? Benim ne kadar mutsuz olduğumu. Evet Nihal, anladım. Ben de böyle karşınıza geçmiş haftalardır çok mutluyum diye konuşuyorum. Ne aptallık. Kim bilir içinizden nasıl gülmüşsünüzdür bana. Yok, gülmedim. Tam tersi. Ama buna beraber gülebiliriz şimdi. Ne yani? Bir de güledim mi şimdi buna? Tabii gülelim. Sen de numara yapmışsın, ben de. Hazır gülecek bir şey bulmuşken bu fırsatı kaçırmayalım. Hı? Ne kadar mutsuz olduğumu söylerken Gülce'ye hiç aklıma gelmezdi. O kadar da zor değilmiş bunu söylemek, değil mi? Haklısınız. Haklısınız. Peki ben hep böyle mutsuz mu olacağım? Mutluluktan ne anladığımıza bağlı. Sanırım önceden mutluluğu başka yerlerde aramışsın. Bunu da anladınız değil mi? Hepimiz gençken öyle zannetmedik mi? Önceleri yaşadığım hayata ben de inanamıyordum. Evde herkes beni başının üzerinde taşıyordu. Zafer bana zaten baştan beri çok nazik, çok kibar davranıyordu. Sonra ne oldu? Bunlar benim zaten hep hayalini kurduğum şeylerdi. Yani mutluluktan uçuyordum ben sanki. Hele Zafer, ben daha hiçbir şey demeden böyle bir çırpıda ailemin bütün ihtiyaçlarını karşılayınca üzerimden nasıl bir yük kalktı anlatamam size. Annemle babama aldığı ev, yaptığı yardımlar. Ailene yardım etmesi ne kadar ince bir davranış. İşte en çok da bu incelikler büktü ya benim belimi. Şimdi daha iyi anlıyorum seni. Düşünebiliyor musunuz? Senin aileni senden daha önce düşünen biriyle evli ol. Sonra da kalkıp mutsuzum de. İnsan utanır değil mi? Utanır. Ama yine de mutlu olmak için bunların hiçbiri, hem de hiçbiri yetmiyormuş. Mutluluğu her birimiz farklı yerlerde ararız. Ama aradığın her şeyi bulmuşken yine de mutluluğu bulamamak umutsuzluğa düşürür insanı. Mutluluğu bir değil, pek çok yerde görebilen insanlar bu konuda her zaman şanslıdır. Mutluluk aslında insanın kendini sevmesi, kendiyle barışık olmasıdır. Kendimizle aramız iyi olursa zamanla şefkat gösterir, merhamet eder, daha hoşgörülü oluruz kendimize. İçini yerken Nisa kediri pek sevemiyor. Heriz Zafer'in kafasının içinde başka bir kadının var olduğunu hissettikçe daha önce beni mutlu ettiğini sandığım her şey, ama her şey bir anda sanki kocaman bir deprem oluvermiş gibi pat diye yıkıldı. Bir başka kadın mı? Hayır.
Doktor Hanım. Biz bu evliliğin başından beri üç kişiyiz. Eyvah, yoksa Zafer aldatıyor mu Nihal'i? Kim bu bahsettiğin üçüncü kişi? Siz de merak ettiniz değil mi beni kiminle aldattığını? Tabii ki Maria. Zafer Karahanoğlu'nun tek ve en büyük aşkı Maria. İşte içini bir kurt gibi kemiren ismi söyledi sonunda. Zafer'den bu kıskançlığı bu kadar zamandır saklamayı iyi becermiş. Ama ya kendinden? Kendinden saklayamamış işte. Demek Zafer de Maria'yı unutmadı ve hala görüşüyorlar. Bu yükü kaldıramamakta çok haklısın Nihal. Anlattı mı size de onu? Ha? Kesin anlatmıştır. Aklında sadece o var. Sadece o kadın. Ne ben, ne kızı, ne annesi, ne babası, ne iş. Bunların hepsi sadece laf. Sadece ve sadece Maria'yı düşünüyor ve ben artık buna katlanamıyorum. Bu konuyu Zafer'le konuştun mu hiç? Hayır. Ne sizi konuşacağım ki? Konuşsam ne olacak? Ama bunu bildiğini bilmesi gerek. Bu öyle halının altına süpürülebilecek bir konu değil. Ben Maria ile rekabet edemem. Neden? Savaşmak için iki cephe gerekirdi ondan. Anlamıyorsunuz, farkındayım. Yani böyle bölük pörçük anlatıyorum ben de. Çünkü bilmiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum. İçimde, kafamda karmakarışık. En baştan başla istersen. Zafer'in anne babasıyla tanıştıktan sonraydı. Nikah için gün alınmıştı, düğün hazırlıklarına başlanılmıştı. Ben de alışverişe çıkmıştım. Artık canım ne isterse, neyi beğeniyorsam her şeyi alabiliyordum. Nihayet özlediğim hayatı yaşayabiliyordum. Keyfim çok yerindeydi. Ta ki onu görene kadar. Nihan Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Zafer'in evleneceğini duyunca İstanbul'a gelmiş. Artık nasıl yaptıysa beni bulup karşıma çıktı. Bir kahve içip konuşmak istiyorum seninle dedi. Korka korka kabul ettim tabii ben de. Çok merak ediyordum tabii ne diyeceğini bana. Ne hissettin onu karşında görünce? Çok şaşırdım. O kadar güzeldi ki. Ama güzel olması değil önemli olan. Onda çok başka bir şey vardı. Bende olmayan bir şey vardı. Bunu fark edince de kalbim kırıldı. Onda ne vardı sende olmayan? Canlıydı. Benim gibi böyle porselen bir bebek değildi. Capcanlıydı. Eti, kanı, canı vardı. Böyle İçinden geçeni gözlerinden okuyabiliyordunuz. Onu görür görmez Zafer'in onun nesine vurulduğunu anladım. Benim gibi değildi. Sinirli değildi. Rahattı, içtendi, öyle sakindi. Gibi yapmıyordu benim gibi.
Bir kahve lütfen. Ben de bir kahve rica edeyim. Benimle buluşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Zafer öğretti. Ne konuşmak istiyorsun benimle? Senden bir şey daha rica edebilir miyim? Nedir? Bu konuşmadan Zafer'in haberi olmasın. Lütfen. Peki, tamam. Çok merak ediyorum artık benimle ne konuşacağını. Nihal, ben senin düşmanın değilim. Düşman mı? Sanırım bilmiyorsun. Biz Zafer'le haftaya evleniyoruz. Sen bu saatten sonra benim düşmanım bile olamazsın. Sen onun geçmişisin. Bense geleceği. Biliyorum. Biliyorum, çok haklısın. Ben sizin için çok mutluyum. Neden? Neden mutlusun ki? Çünkü doğru bu. Zafer için en doğru bu. Onun mutluluğu benim mutluluğum. Kısa keselim mi? Ha? Benim vaktim çok az. Yapılacak alışverişlerim var. Malum düğün hazırlığı. Kuaföre gitmem gerekli. Saç provası falan yaptıracağım. Yani lütfen ne söyleyeceksen bir an önce söyler misin? Sen onu gerçekten çok seviyorsun. Bunu bana bakışındaki öfkede hissediyorum. Benden nefret ettin. Çünkü ona gerçekten aşıksın. Sen ne diyorsun ya? Dur. Ona çok iyi göz kulak olacağından eminim. Sonra da kalkıp gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bana not vermek için görmek istemiş beni. Ben Zafer'i gerçekten seviyor muyum? Gerçekten onu mutlu edebilecek miyim diye bana bakmak istemiş. Gerçekten enteresan biri bu Maria. Sen kalk eski sevgilinin peşinden İstanbul'a gel, nişanlısının karşısına çık ve bunları söyle. Tuhaf. Ama asıl tuhaf olan ne biliyor musunuz? Bana gerçekten düşmanı gibi bakmadı. Keşke baksaydı. O zaman ne kolay olurdu ondan nefret etmek ama yapmadı. Daha sonra onu görmedin mi? Görmedim. Peki ya Zafer? Sence o ne zaman başladı tekrar Maria ile görüşmeye? Zafer mi? Evet. Zafer artık onunla istese de görüşemez. Bizim evlendiğimiz gece Berlin'deki bir köprüden atmış kendini. Boğulmuş. Ertesi gün çıkartmışlar sudan cesedini. Yani anlayacağınız, Maria beni görmeye geldiğinde bunu kafasına koymuş. Benimle de Zafer'i kime emanet ettiğini görmek için buluşmuş. Zafer'siz yaşayamamış. Şimdi bana söyler misiniz? Ben bununla nasıl rekabet edebilirim? Ben böyle bir aşkla nasıl yarışabilirim? Ne kadar dokunaklı bir hikaye. Zafer'inki de sadece aşk acısı değil, suçluluk duygusu demek. Nihal ise tamamen dışarıda kalmış, onun acısını kimse görmemiş. Yıllar geçti. Ama Maria hep genç ve güzel kaldı. Ama ben yaşlandım, kilo aldım, çirkinleştim. Zafer onu hep o haliyle hatırlıyor. Bir ölüyle rekabet etmek gerçekten zor.
Kıskandığın, sana rakip olan kadın için bir de kendini suçla. Ne kadar da acı çekiyor. Üstelik neyle savaştığını bile bilmiyor. Tek bildiği ise en başından yenik olduğu. Az önce söylediğinde haklıydı. Savaşmak için iki cephe gerekir ama Nihal tek başına. Artık hayatta olmayan bir kadının aşkıyla ben nasıl mücadele edebilirim ki? Her seferi sadece yanındayım. Ama aklında, kalbinde değilim Zafer'in. Baba, Maria'nın hayali o kadar çok, o kadar çok yer kaplıyor ki. Ben o kalbe girmeye çalıştıkça ittiriliyorum. Ben çırpınıyorum, çırpınıyorum. Maria'nın hayali beni dışarı atıyor. O kalp çoktan onunla dolmuş. Benden çok önce dolmuş. Şimdi belki de hayattayken olduğundan çok daha fazla birlikte Zafer'le. Biliyor musunuz? Bizim evimizde onun yokluğu benim varlığımdan daha çok yer kaplıyor. Ben de kendi evimde bile misafirim. Ne birine, ne bir yere ait. Thank you.
bilseydim keşke. Keşke o gün Maria'ya daha iyi davransaydım. Ama nereden bilebilirdim ki ben? Her ölümden sonra geride kalanlar kendilerini suçlayacak bir şeyler mutlaka bulurlar. En acısı da ne biliyor musunuz doktor hanım? Benim kocam sevmeyi biliyor aslında. O sadece beni sevmiyor. Beni zaten kimse sevmedi. Ben bir türlü kimseye sevdiremedim kendimi. Beni beğenmesine beğeniyorlar. Beğeniyorlar ama beni sevmiyorlar. Anne babam bile sevmedi beni. Sevseler de beni öyle bir hediye paketi gibi büyütürler miydi hiç? Hani ben mutlu olacaktım. Neden olamadım? Hadi gel. Balkona çıkalım biraz. Nihal, mutluluk nedir sence? Sevilmek. Sevilmek dünyanın en güzel duygularından biridir. Ama mutluluğu sadece sevilmek olarak algılarsak, aynı zamanda mutluluğumuzun anahtarını karşımızdakine vermiş oluruz. O bizi sevdiği sürece mutluyuzdur. Oysa mutluluk başkasının ellerine bırakılmayacak kadar kıymetli bir şey. Peki nedir mutluluk? Siz söyleyin bana. Herkese göre değişir. Ama bence gerçek olmaktır. Gerçek olan tamdır, bütündür. Kendine yeter. Ben gerçek değil miyim yani? Onu mu diyorsunuz? Hayır, öyle demiyorum. Sen ailenin de baskısıyla kafanda yarattığın kişi olmaya çalışmışsın. Şimdi de ona ayak uydurmaya çalışıyorsun. Ama sen o porselen bebekten çok daha fazlasın. Senin köklerin artık senin o ektikleri saksıya sığmıyor. Bahçeler istiyorsun, daha büyük topraklar. Köklerin artık o küçücük yerde nefes alamıyor. Nereden biliyorsunuz? Görüyorum. Karşımda oturan kadının gücünü hissediyorum. Doktor hanım yapmayın, ne gücü? Benim hiçbir yanım tutmuyor, görmüyor musunuz? Hiçbir yanı tutmayan sen değilsin, o porselen bebek. Mış gibi yapan, mutsuzluğu, huzursuzluğu, kendine zul sayan o bebek. Sahteyim diyorsunuz bana. Hmm.
Doğru. Öyle sahteyim ki hastalığım bile sahte, değil mi? Hayır Nihal. Çektiğin acılar son derece gerçek. Sen de sahte değilsin. Sen sana biçilen elbiseyi küçük yaştan beri giymeye çalışıyorsun sadece. Neden bir türlü üzerime olmuyor o zaman o elbise? Çünkü bir porselen bebeğe göre almışlar ölçüleri. Sen sana biçilenlerin çok daha fazlasısın. Sana biçilen ölçülerin, senin adına senden habersiz kurulan hayallerin, yapılan planların, programların, projelerin ötesinde bir Nihal var. O Nihal artık dışarı çıkmak istiyor. Elini uzatmış onu görmeni bekliyor. Ama ya beni öyle istemezlerse? Ya kimse beni beğenmezse o halimle? Beğenmesinler. Önemli olan önce senin beğenmen. Kendini sevmen. Kendine karşı mış gibi yapmaman. Nihal, kendi mutluluğundan sen sorumlusun. Diğerleri bizi ancak biz kendimizi seviyorsak severler. O porselen bebek görevini yaptı. Artık içindeki gerçek insanı, gerçek seni çıkartmanın zamanı geldi. Gerçek ben. Ama kimim ki ben? Güzellik kraliçesi. Karahan oğullarının gelini. Bu kadar. Belki de beni sevmemekte haklılar. Daha fazlası olduğunu sen de ben de biliyoruz Nihal. Sen bunlardan ibaret olamayacak kadar derin duyguları olan bir kadınsın. Ve tam da bu yüzden hastalanıyorsun. Ruhunun kaldıramadığını bedenin de kaldıramıyor artık. Şimdi biraz durup Nihal'le barışma. Nihal'i olduğu gibi sevme vakti. Senin aradığın şifa. Senin içinde. Ben hep bir başkası olmak istedim. Aslında tanımadığım biri. Yani şimdi ben o evde sadece Zafer'e değil, kendime de yabancıydım, öyle mi? Doktor hanım, ne yapacağım ben? Nasıl toparlanacağım? Bu yaştan sonra kendimi nasıl bulacağım? Gidip yogaya falan mı başlasam acaba? Bak, toparlanmaya başladın bile. Başladım mı? Nereden anladınız? Gülüşünden. Nihal, sen yalnız değilsin. Ben senin yanındayım. Senin elini tutuyorum. Bu yolculukta beraber yürüyeceğiz. Sen zamanla güçlendikçe tek başına devam edeceksin. Ben yapabilir miyim? Bundan hiç şüphem yok. Thank you.
Nihal Hanım. Doktor Hanım'ın yanına nasıl girdin, nasıl çıktı kadın maşallah. İyi misiniz biraz daha? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Oh, yaşasın. Haftaya aynı şekilde yazıyorum ben de bunuza. Şöyle yapalım. Benim bazı ödevlerim var. Onları yapıp gelmek istiyorum doktor hanımın yanına. Bir sonraki hafta yapalım mı? Tabii, siz nasıl isterseniz. Bu şekilde alıyorum ben notumu şimdi. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. Teşekkürler. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk Tuna Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Manolya Hanım müsait mi? Evet, sizi bekliyordu. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Geç, lütfen otur. Ne kadar farklı görünüyor. Sanki daha da güzelleşmiş, gençleşmiş. Nasılsın Nihal? Bayağıdır görüşemiyoruz, merak ediyorum seni. İyiyim doktor hanım. Kendimi uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Ağrıların nasıl oldu? Biliyor musunuz? Ne ağrım kaldı ne de sızım. Resmen ruhumdaki zehri attım atalı bedenim de canlandı. Çok iyi görünüyorsun zaten. Bunları duyduğuma çok sevindim. Teşekkür ederim. Zafer size ne kadarını anlattı bilmiyorum ama... biz ayrılıyoruz. Kesin kararınızı verdiniz mi? Ben verdim. Peki ya Zafer Bey? O da itiraz etmedi. Ama onaylamadı da anladığım kadarıyla. Doktor hanım, o da çok mutsuz. Uzatmak isteyeceğini sanmıyorum. Nihal, bu kararda biraz acele ediyor olabilir misin? Neden böyle söylediniz? Çünkü Zafer Bey'le gerçek bir ilişki kurma yolunda ilk defa adım attın. İlk defa kendini gerçek anlamda ortaya koydun. Belki de bu sahicilik evliliğinize iyi gelecek, olamaz mı? Biraz yavaşla. Evlilikler bu kadar kolay gözden çıkarılmamalı. Üstelik çocuğunuz da var. Böyle düşünmemiştim. Ben biraz daha beklemeni öneririm. Bu yeni Nihal'i tanıması için Zafer Bey'e de biraz zaman ver. Doğru. Beni ilk defa görüyormuş gibi bakıyor zaten bana. Belki de gerçekten ilk defa görüyor. Bunca senedir ben ne yapmışım kendime doktor hanım? Nasıl fark etmemişim bütün bunları? Kendime nasıl bir kalıba sokmuşum böyle? İnanamıyorum. Bülbül kafeste olduğunu ne zaman anlarmış biliyor musun? Kanatlanıp uçtuğunda. İçindeyken bazı şeyleri anlamak çok zordur. Dışarıdan bakmak, tarafsız olmak, sakin kalıp anlamak çok zordur. Ne zamanki sular durulur, anahtarın baştan beri avcumuzda olduğunu o zaman anlarız. Beni o kafese kapatan kendimden başkası değildi. Evet, annemle babam beni içeri ittiler. Ama kapıyı ben kapattım. Kendi ellerimle çevirdim kilidi de. Mutlu muyum diye kendime soracak cesaretim bile yokmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ben bunca varlığın içerisinde nasıl bir yokluk çekmişim daha yeni anlıyorum. Hayatı yakalamak için çok geç değil, değil mi doktor hanım? Asla. Her şey daha yeni başlıyor. Sen istediğin sürece hayat sana güzelliklerini sunacak, göreceksin. Umarım. Çünkü ben artık kızıma daha iyi örnek olmak istiyorum. Sürekli oturan, bir işe yaramayan, sadece tüketen, sadece söylenen bir anneyle büyüsün istemiyorum. Benim kızım bundan çok daha iyisini hak ediyor.
sizinle görüşmediğimiz zamanda uzun uzun düşündüm. Ben ne yapabilirim? Bu dünyaya ne kazandırabilirim diye. Evet, derneğin işleri var. İşte kermesler var, yardım baloları, toplantılar falan var ama... böyle bir şey değil benim istediğim. Ne yaparsam kızım benimle gurur duyar diye çok düşündüm. Sonunda buldum. Söylediğiniz okul burası Nihal Hanım. Tamam, sen beni bekleme. Ama... İşimin ne kadar süreceğini bilmiyorum. O yüzden boşu boşuna bekleme burada. En kötü ben bir taksiye atlar gelirim. Emin misiniz? Aa, eminim evet. Kendi evime tek başıma dönebilirim Serkan, merak etme. Zafer Bey sorarsa peki? Selam söylersin. Hadi aç kapıyı. Çocuklar sakin. Sakin sakin. Yavaş evladım. Abla? O kadar şaşırdı ki beni görünce. Yanlış hatırlamıyorsam uzun süredir görüşmüyordunuz. Evet. Evlendiğim zaman annemlere yaptığım gibi ona da yardım etmeyi çok istemiştim. Ama o hiçbirini kabul etmedi. Deniz İstanbul'a yakın bir köy okulunda çalışırken biz onu bu tarafta bir koleje aldırmak istedik. Yani sanki makbul olan buymuş gibi. İşte sonra da zamanla birbirimizden koptuk. Şimdi düşünüyorum da asıl yardıma ihtiyacı olan o değil, benmişim. Benim şimdi aradığımı Deniz zaten yıllar önce bulmuş. Abla, hangi rüzgar attı seni buraya? Hiç. İçimden geldi, kalktım geldim işte. Sen buraların yolunu bile bilmezsin oğlum. Ne demek içimden geldi? Ya değil mi? Ben şimdi saraylarda falan doğup büyüdüğüm için nereden bileceğim buranın yollarını? Ya Allah aşkına Deniz, abartma, o kadar da değil. Çok özledim ben seni. Ben de seni anlıyorum. Özledin de o zaman niye gelmiyorsun eşek kafalı? Yavaş ya. Yani Filiz bir dayısı olduğunu unuttu, unutacak neredeyse çocuk. Deniz, sen niye bize hiç gelmedin? Bilmiyorum ki. Sizin evde hep yabancı gibi hissettim kendimi. Yani Zafer abi çok iyi bir adam. Ailesi de öyle. Yanlış anlama ama. Anlıyorum. Yani ne hissettiğini biliyorum. Tanıyorum ben o hissi. Sen de değiştin. Eskisi gibi değilsin artık. Özlesem de gelemiyorum artık ben. Nasıl yani? Ben neydim de ne oldum, değiştim. Ben hala aynı Nihal'im işte. Eskiden gözünün içinde bir ışık vardı abla senin. Evlendikten sonra o ışık söndü. Yani mutlu musun, mutsuz musun anlayamıyorum ben. Abla kırılma ya. Yani seni üzmek için söylemedim ki. Ay çeneme ya. O kadar gelmişsin. Ben şimdi hala... Sen hala eski Deniz'sin.
Sadece doğruları söyleyen, kimsenin gözünün yaşına bakmayan Deniz. Ben ne kadar değiştiysem, sen de hiç değişmemişsin. O zaman da çok kızardın bana. Kızardım. Çünkü kıskanırdım. Sen benden daha akıllıydın. Hadi canım sen de. Senin yanında ben bayağı kafasız bir tiptim. Sen okula devam etseydin daha neler ne. Ama boş versene. Sanki her şeyi burada konuşmak zorundayız gibi çenem düştü. Hadi kalk bir yerde bir çay ısmarlayayım sana. Gidelim. Ya malum okulda ikram edecek fazla bir şeyimiz yok. Yok yok. Bir yere gitmeyelim. Ben özellikle burada okulda görmek istedim seni Deniz. Niye ki? İlk defa Deniz'e içimden geçenleri olduğu gibi anlattım. Bir işe yaramak istediğimi, birilerinin hayatına dokunmak istediğimi, bu dünyadan boşu boşuna gelip geçmek istemediğimi söyledim ona. Öyle iyi anladı ki. Zaten sen de bunu bildiğin için gitmedin mi ona? Çok doğru. Okulu gezdirdi bana. Neye ihtiyaç olduğunu, çocukların nesi olmadığını tek tek gösterdi. Sonra da ailelerinin yardıma ihtiyacı olan öğrencilerini anlattı bana. Oturup bir eylem planı yaptık. Ben de kolları sıvadım. Doktor hanım, şimdi onlarca çocuğa ve ailelerine yardım ediyorum ben. Deniz'in okulunda okul aile birliğine girdim. Orada daha başka neler yapabiliriz diye tartışıyorum. Sürekli fikirler üretiyorum. Sürekli çalışıyorum. Aslında bayağı yoruluyorum. Ama biliyor musunuz doktor hanım? Hiçbir yerim ağrımıyor. Ben hayatta böyle tatlı bir yorgunluk olduğunu hiç bilmezdim. Acıktın mı? Çok. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne haber? Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Ne istersin abla? Vallahi hiç fark etmez ablacığım çünkü ölüyorum açlıktan. Bize iki tane kuru pilav versene. Bir de ayran lütfen. Tabii ki efendim. İki tane ayran. Ayaklarıma kar sular inmiş. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol. O topuklularla çok normal. Doğru diyorsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kuru pilav çok özlemişim. Oh be dünya varmış. Niye öyle bakıyorsun? Ne bileyim bir garip geldi şimdi seni böyle. Bu kıyafetlerle kuru pilav kaşıklarken görmek yani. Çok komik görünüyorum değil mi? İnsan kendi içinde yaşadığı çevreyi tüm dünya zannedebiliyormuş biliyor musun?
O yüzden de at gözlüğü takabiliyormuş gözüne. Yani. Evet. Sen şimdi onu bunu bırakma. Bizim bugün aldıklarımız yeterli geldi mi? Eksik bir şey var mı? Yani yetmesine yeter de işte. Ne? Daha köklü şeyler yapmak lazım abla. Öyle arada sırada çocukları yeni şeyler almakla olmuyor yani. Nasıl köklü şeyler? Çoğunun ailesi zor durumda. Anneler, babalar perişan. Öyle olunca çocuklar da perişan. Çoğunun evinde yemek pişmiyor, su akmıyor. Bunu böyle bildikten sonra yani okulda pastel boyası olmuş olmamış pek umursamıyorsun yani. Haklısın. Haklısın Deniz. Peki biz ne yapabiliriz? Hı? Sen ciddisin. Evet. Deniz sen bunu böyle bir kerelik ev kadını buhranı falan mı sandın oğluma? Ben ne dedim sana? Ben artık işe yaramak istiyorum. İnsanlara bir faydam dokunsun istiyorum. Böyle bir iki kere bağış yapıp vicdanımı rahatlatmak değil ki benim amacım. Oh be. Ne oh be? Senlik bir durum yok. Ablam geri geldi, ona seviniyorum. Çok özlemişim ya. Ne yalan söyleyeyim. Ben de özlemişim. Kuru pilavı. Salata yer misin? Yerim, hatta bir tane daha kuru pilav yerim. Usta, bir salata alalım, bir de kuru pilav. Hemen veriyorum. Ek olsun. Tamamdır. Efsane. Bravo Nihal. İnan çok gurur duydum seninle. Teşekkür ederim doktor hanım. Umarım sürekliliğini sağlayabilirim. Başka okullara, başka çocukların da hayatlarına dokunabilirim. Bundan hiç kuşkum yok. Sen artık vermenin mutluluğunu tattın. Paylaşmanın, derman olmanın, dinlemenin. Bunun keyfi bambaşkadır. Bambaşka bir yaşam enerjisi verir insana. Gerçekten de öyleymiş. Kendimle ilgili anlatacak bir şeyim daha var size. Eski arkadaşlarımı aradım. Konuştum hepsiyle. Ben Zafer'le evlenince onların hiçbiri beni arayamamış. Ben arayınca çok sevindiler. Şimdi haftada bir de onlarla yemeğe çıkıyorum. Ne kadar güzel. Onlar kendi aralarında bir okuma kulübü kurmuşlar. Bir kitap belirliyorlar. Bir hafta sonra bir araya geldiklerinde tartışıyorlar. Ben de o kulübe girdim. Şimdi artık akşamları benim de elimde bir kitap. Aha bire bitirmeye gayret ediyorum. Ben de toplantıda onlarla beraber kitabı tartışabileyim diye. Oo ne güzel. Zafer Bey ne diyor buna? Ne diyecek? Ama elimdeki kitaba bakmadan geçmiyor yanımdan. Doktor hanım, sakın yanlış anlamayın. Ben Zafer için değil, kendim için okuyorum kitabı. Nihal, ne güzel şeyler yapmışsın. Sonunda kendime uzaktan da olsa bakmayı başarabildim. Sabahları artık daha rahat uyanıyorum biliyor musunuz? Dediğim gibi ağrılarım da neredeyse hiç yok benim. Filiz'le oynarken artık sıkılmıyorum. Zevk alıyorum. Görseniz anne kız o kadar eğleniyoruz ki. O da fark etti değil mi sendeki değişimi? Fark etmez mi? Anne sana bir şeyler oluyor. Ne oluyor diyor. Sen ne diyorsun? Annen geri geldi kızım diyorum. Ama yine de babasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Gerçi biliyorsunuz Zafer önceden de bizimle pek vakit geçirmezdi zaten. Görünüşte değişen bir şey yok. Ama çocuklar hissediyor. Daha hızlı sağ olun mu anneciğim? Anneciğim, ne oldu? Anne, niye babam hiç yüzümle parka gelmiyor? Bak, başka babalar hep geliyor kızlarıyla parka. Prensesim, senin babanın işi çok. Çok çalışıyor biliyorsun. İşten geldiğinde de yorgun oluyor anneciğim. Ama biz burada ne güzel eğleniyoruz. Onun tek başına canı sıkılıyordur. Aa, düşürme yüzünü. Gel bakayım anneye, koş hadi. Kocaman. Prensesim.
Benim güzel kızım. Anne. Yavrum. Siz babamla boşanacak mısınız? Ya nereden çıkardın sen şimdi bunu? Bizim sınıfta ileride var. Onun annesiyle babası boşandı. Boşanmadan önce birbirleriyle hiç konuşmadıklarını söylemişti. Siz de hiç konuşmuyorsunuz. Siz de mi boşanacaksınız? Ne diyeceğimi bilemedim. O bana öyle kocaman, merakla soran gözlerle bakınca susup kaldım. Çünkü sen de bilmiyorsun cevabı. Ama ben Zafer'e ayrılmak istediğimizi söyledim. Keşke hep gerçekten istediklerimizi söylesek. Nasıl yani? Blöf mü yapıyorum ben sizce? Hayır hayır, öyle demek istemedim. Aklınla kalbin farklı şeyler söylüyor olabilir. Bunu kastettim. Doktor Hanım, ben Zafer'i hala çok seviyorum zaten. İlk günkü gibi aşığım ben ona. Ama bu hikayenin sevilmeyeni benim. Unuttunuz mu? Ve bu yeni Nihal de artık sevilmemeyi kaldıramıyor. Zafer Bey kimin evli olduğunu, eşinin nasıl biri olduğunu bilmiyor ki. Sen demedin mi bana ilk kez görüyormuş gibi baktı diye? Doktor Hanım, ben ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum ama bütün bu... Nihal, sen yıllardır kendini eşinden esirgemişsin. Benim demek istediğim, ona biraz zaman ver. Her zamanki gibi doğru söylüyorsunuz zaten. Zaten kaybedecek ne kaldı ki bu konuda? Tam tersi. Artık kazanacak çok şey var. Ne hayal ediyorum biliyor musunuz? Ne? Kendi okulumu açmayı. Nihal Karahanoğlu İlkokulu. Bu harika bir fikir Nihal. Özellikle de yardıma ihtiyacı olan... Durumu iyi olmayan kız çocuklarını okutmayı istiyorum. Belki hayatta bir şansları olur. Aa, özür dilerim, ben üzdüm mü sizi? Hayır, tam tersi. Öyle mutlu ettin ki. Bir insanın hayat amacını bulmasından daha mutluluk verici ne olabilir ki? Bak Nihal, sen hiçbir şeyi boşa yaşamadın. Hepsini Nihal'in süzgecinden geçirdin, damıttın, hayatla barıştın. Şimdi başka hayatlara da dokunuyorsun. Seninle ne kadar gurur duysam az. Doktor Hanım. Sayenizde, sizin sayenizde. Eğer siz olmasaydınız ben hala yerimde sayıyordum. Belki iki kolum da tutmuyordu. Belki yürüyemiyordum bile. O kimsenin nedenini anlamadığı manasız ağrılarla boğuşuyordum. Bana vücudumun değil, ruhumun ağrıdığını siz gösterdiniz. Ne söylesem, ne kadar teşekkür etsem az. Sağ olun. Nihal, seninle ne kadar gurur duysam az. İşte şimdi nihayet gerçekten kurtardın kendini. Ruhunu besleyecek hem dünyayı hem de kendi hayatını güzelleştirecek bir yol buldun kendini. Şimdi güvenle bırakabilirsin kendini hayatın kollarına. Thank you.
İkiniz de mutluluğu çok uzun zamandır hak etmiştiniz. Çağıralım mı Nihal Hanım'ı da? Tabii tabii. Tunacığım, Nihal Hanım gelebilir. Tabii hocam, hemen söylüyorum. Nihal Hanım, doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkürler. Tuna, Hüseyin nerede? Akşam için bir şeyler aldıracağım da. Gelir şimdi. Ay sanki daha bir güzelleşti değil mi Nihal Hanım? Aynını düşünüyordum ben de Aynur. Zafer Bey'le araları iyi ya, ondan herhalde. Sonuçta sevgi herkese iyi geliyor değil mi? Ay kadıncağız buraya ilk geldiğinde resmen gözünün feri gitmişti. Ama şimdi maşallah çiçek açıyor. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk doktor hanım. Böyle geç hayatım. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Çok iyi ve çok güzel. Teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Bu odaya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da hiçbir yerim tutmuyordu benim. Ölüyordum mutsuzluktan. Benim yüzümden. Hayır. Hayır. Benim senden beklediklerim yüzünden değil. Önce kendimden beklediklerimi gerçekleştirmeden iyileşemeyeceğimi ben doktor hanımdan öğrendim. Ama hatırlıyorum, kendini iyi hissedeceğine pek de ihtimal vermiyordun. Doğru. Ama o zamanlar benim hiçbir şeyden umudum yoktu ki. Girin. Buyurun. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk doktor hanım. Buyurun lütfen. Merhaba. Tekrar. Merhaba. İnsan bocalıyor. İlk defa böyle bir şeye kalkıştık da biz. Nasıl bir şey? Böyle terapi falan. Yani çok doktora gittik de buna ilk defa deniyoruz. Şimdi düşünüyorum da başlarda benim de iyileşmeye pek niyetim yokmuş. Ama zaten siz bunu anlamıştınız. Bunu tek anlamayan benmişim demek ki. Aslında tam olarak öyle değil. Benimle ilgilenmeni sağlamanın tek yoluydu hasta olmak. Ama bilerek değil, asla. Yani bilmeden senin dikkatini çekebilmek için sürdürüyormuşum ben bunu. İnsan ne kadar yanlış yerlerde arıyor mutluluğu değil mi? Oysa sen kendi mutluluğunun peşinden koşmazsan kimse onu senin ayağına getirmiyormuş. Benim sizden öğrendiğim en önemli ders bu oldu doktor hanım. Ne mutlu bana. Karşımda kendisini tanıyan, mutlu, güçlü, ışıl ışıl parlayan bir kadın var. Hiç düşünür müydünüz benim ilk zamanlardaki halime bakınca? Senin içindeki gücü ilk günden beri biliyordum. O ışık sende hep vardı. Aslında sen de biliyordun, sadece hatırlaman gerekiyordu. Neler yaptın bakalım görüşmeyeli? Kardeşimle beraber köy okullarına yardım projemiz var. Anlatmıştım size, biliyorsunuz. İşte o devam ediyor. Hatta geçenlerde yeni biri katıldı aramıza. Tamam. Bu da tamam. Hepsi tamam bunların. Açıp ayırmak kaldı sadece geriye. Abla, bu kadar koliyi tek tek ayıracak mıyız? Bir zahmet Denizciğim. Çocuklar mont bekliyor, ayakkabı bekliyor, kitap bekliyor. Hadi. Çok işimiz var. Tamam. Şimdi başlasak akşam anca biter o zaman. Oyuncakları bu tarafa ayıralım. Selam. Yardıma ihtiyaç var mı? Zafer. Senin ne işin var burada? Yardım etmeye geldim. Gerçekten mi? Evet. Sen işlerini nasıl bıraktın ablam, ona şaşırdı biraz.
Benim bütün işlerimden daha önemli bir işim var artık. Adı da Nihal Karahanoğlu. Teşekkür ederim. Ben çıkayım isterseniz. Deniz, cıvıma. Evet, ne yapıyoruz? Hadi bakalım bir iş verin bana, çalıştırın beni. Tamam. Senin istediğin iş olsun enişte. Bu kolilerin hepsi tek tek açılacak, içindeki malzemeler tasnif edilecek, sonra da dağıtılacak. Bu kadar. Tam bana göre bir iş. Hadi bakalım. Bundan başlıyoruz o zaman. İşimize odaklansak biraz diyorum. Ne kadar güzel. Öyle gurur duydum ki ikinizle de. Ben bir şey yapmadım ki doktor hanım. Tamamen Nihal'in kendi projesi. Hatta Nihal bununla da kalmadı. Öyle mi? Başka neler var? Vahit Bey'in anısını da en iyi şekilde yaşatacak bir proje fikri de yine Nihal'den geldi. Biz aslında şöyle bir şey yaptık. Vahit Bey adına bir hatıra ormanı kuruyoruz. Şimdiye kadar onu tanıyan, onunla çalışmış herkes gelip bir fidan dikti. Şimdiden kocaman bir ormanımız oldu diyebiliriz, değil mi? Harika bir fikir bu. Tebrik ederim. En kısa zamanda ben de katkıda bulunmayı çok isterim. Çok mutlu oluruz Manolya Hanım. Vahit Bey gibi bir çınara da bu yakışırdı zaten. Eğer babam için buraya gelmeye devam etmeseydik... sizi de daha iyi tanıyamayacaktık Manolya Hanım. Sanırım bu da hayatın gizli işaretlerinden biri. Değişimi isteyen de, getirdiği zorluklara göğüs geren de sizsiniz. Hep söylerim, ben sadece yolu gösterdim. O yolda birbirinizden güç alarak el ele yürüyen sizsiniz. Hayatım kalkalım mı artık? Manolya Hanım'ın daha fazla zamanını almayalım. Ben bir 5 dakika doktor hanımla yalnız konuşabilir miyim? Tabii. Aşağıda bekliyorum seni. Tekrar teşekkür ederim Manolya Hanım. Bizim için çok değerlisiniz. Bunu hiç unutmayın, olur mu? Siz de benim için çok değerlisiniz. Kapım size her zaman açık. Siz de bunu hiç unutmayın, olur mu? Hayatım. Sizinle yalnız konuşmak istedim. Beni artık ağlarken görmesini istemiyorum. Yani üzüldüğümü düşünsün istemiyorum. Çünkü ben iyiyim. Artık mutsuz ya da çaresiz değilim. Sayenizde tabii. Doktor hanım, işte daha önce anlattım size. Hikayeyi biliyorsunuz aslında. Ben gençken pek bir şeyimiz yoktu. Çok parasızlık çekmiştik. Bizim mahallede bir oyuncakçı dükkanı vardı. Bırakın oradan oyuncak almayı, hele annemle birlikteysem önünden geçerken vitrinine bile bakamazdım. Ama işte bazen koca kız olduğum halde o vitrindeki bebeğe bakabilmek için evden gizlice kaçardım. Öyle güzeldi ki gözümü alamazdım ondan. Böyle büyülenmiş gibi kalırdım ince mekanda. Upuzun, ipek gibi saçları, böyle kocaman gözleri vardı. Çok güzel bir elbise olurdu üstünde. Biliyorum, anlatınca saçma gelecek ama ben hep o bebeğe benzemek isterdim.
Öyle, onun gibi güzel. Dokunulmaz. Sonunda da benzedim gerçekten. Bir süs bebeği oldum. Küçükken sahip olamadığım, alamadığım bebeğin intikamını resmen kendimden çıkardım. Öyle kusursuz ve sessiz ve de duygusuz bir şeye dönüştüm. Ben fark ettim ki buraya ilk geldiğimde böyle gözden düşmüş, pilleri bitmiş, eski bir oyuncak bebektim ben. Ama buraya gelip sizi tanıdıktan sonra, kendimi gerçekten tanıdıktan sonra beni bu hayatta asıl mutlu eden şeyin ne olduğunu buldum. Düşünüyorum da ben buraya ilk geldiğimde Zafer'i de o çocuğun oyuncak vitrinindeki bebeği istemesi gibi istiyormuşum. Hani benim olsun da ne olursa olsun diyormuşum. Ama işte istemek yetmiyormuş. Önce gerçekten emek vermek gerekiyormuş. Ama özellikle de insanın kendisine. Eğer gerekiyorsa kendini yıkıp baştan yeniden yaratmak lazımmış. İşte ben bunları sizden öğrendim doktor hanım. Yani öncelere bakıyorum, biz Zafer'le birbirimizi tanımıyormuşuz. Ne o beni tanıyormuş ne de ben onu tanıyormuşum. Şimdi biz baştan başlıyoruz. Yeni bir ilişkiye başlıyoruz. Hem çok heyecanlıyım, bir taraftan da çok huzurluyum. Doktor hanım, çok, çok teşekkür ederim. Beni tam bittim artık dediğim yerden hayata döndürdünüz. Sağ olun. Az kalsın unutuyordum. Bir dakika. Efendim. Size bir hediye var. Filiz'den. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ah.
Kendi elleriyle yapmış. Bana dedi ki, anne sen o doktora gitmeye başladığından beri daha fazla gülüyorsun. Bunu ona ver ve benim için teşekkür et. Harika bir hediye. Çok severek takacağım. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her şey için. Buyurun. Buyurun, lütfen.